Mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz stüdyolarımıza. 3 Şubat Perşembe günündeyiz. Her zaman olduğu gibi Uğur MK ile birlikte sizleri sevgiyle, saygıyla selamlayarak başlıyoruz programımıza. Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Nasılsınız? Iyi teşekkür ederim. Siz? Bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler bugün malumunuz Perşembe ve de e, sadece ulusal basından değil, yerel basından gazetelerimizde, sayfalarımızda birazdan ekranlarınızda olacak. Ancak öncesinde bazı sıcak haberler var. Onlarla başlamak istiyoruz. Daha sonrasında yerel basın turumuzu da ekranlarınıza getireceğiz. Önce fanat Demokratik Gazetesi gelecek ekranlarınıza. Başlığımız ise müthiş operasyonda Getson artık Kartal. Uzun yıllar konuşulacak transferde kazanan Beşiktaş oldu diyor büyük puntoyla attığı başlık ve başlık üstünde. Ondan sonra 3 ayrı madde sıralamış gazete. 1. Beşiktaş Kulübü gizli yürütülen bir haftalık operasyonla Getson Fernandez'i kadrosuna kattı. Önceki gece geç saatlerde tamamlanan anlaşmaya göre siyah beyazlılar Benfica'ya 5 taksitle 6 milyon euro ödeyecek ve sonraki satıştan %50 pay verecek. %50 iyiymiş. Yönetim Portekiz ekibinin oyuncuyu göndermek istemesi ancak kulübün şu anda transfer için limitinin bulunmaması sonrasında ara formülle işi çözdü. Yıldız orta saha sezonun ikinci yarısını Rizespor'da kiralık olarak geçirip yeni dönemde Kartal'a katılacak. Ve 3 üç... Getson Fernandez Beşiktaş'la anlaşması sonrası Galatasaray'ın devreye girmesine rağmen geri adım atmadı. Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın ailesine ait özel uçakla dün Barcelona'dan İstanbul'a getirilen 23 yaşındaki futbolcu Kartal'la 5 yıllık anlaşma sağladı. Getson Fernandez için dün Beşiktaş Sportif Direktörü onu okuduk zaten uçakta Rize Sporlu Çaykur Rize Sporlu yöneticiler de yer aldı. Getson Fernandez'in kontrollerinin ardından ıslak imzalar atılacak ve 5 yıllık kontrat resmiyet kazanacak. Sonrasında Rize'ye geçecek olan Getson Fernandez yaklaşık 4 aylık süreçte Çaykur Rize Spor'da forma giyecek. Çaykur Rize Spor sezonun ikinci yarısı için Getson Fernandez'e yaklaşık 700 bin euro maaş ödeyecek ve Fernandez İstanbul'a indikten sonra Beşiktaş'tan kap kamuoyu aydınlatma platformu açıklaması geldi. Açıklamada profesyonel futbolcu Getson Carvalho Fernandez'in transferi konusunda kendisi ve kulübü Benfica ile görüşmeler başlamıştır ifadeleri yer aldı. Portekiz basını da yine Rekord ve Abola gazeteleri de birinci sayfalarını Fanatik Gazetesi paylaşmış. Ee, bu haberi duyurmuşlar Beşiktaş'a transfer olduğunu Getson Fernandez'in. Dün de konuşmuştuk ee, muhabir arkadaşımız sevgili Güller Akgül'e bağlantı yapmıştık. O da söylemişti yani büyük oranda bitti tamamlanmaya çok yakın. Bu akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor hani en geç yarın diye. Dün akşam hakikaten geldi açıklamalar yapıldı ve Beşiktaş şöyle demiştik dün Gürler'le konuşurken önümüzdeki sezonun ilk transferini yaptı Beşiktaş şeklinde. İyi bir transfer yaptığını söyleyebiliriz herhalde. Tabii ki performansını görmeden e, kusursuz bir analiz yapmak mümkün değil ama eldeki veriler son perform performansını baz alarak evet eldeki veriler itibariyle ben de eee Jefferson Fernandez'in Süper Lig'e gelişinin olumlu bir transfer olduğunu, olumlu tarafların, olumsuz taraflarının olumsuz taraflarından daha fazla olduğunu düşünüyorum. Şimdi çok erken yıldızlaşan oyuncularda aslında bu yaşlarda bir düşüş oluyor. Jetson Fernandez de böyle bir örnek. Daha 15 yaşında milli olmaya başlamış. Portekiz 6 yaş grubu milli takımlarında oynamaya başlamış. Sürekli oynamış. İşte U17'nin yıldızı, U19'un yıldızı. U19 seviyesine geldiğinde kendi kulübündeki büyük bir kulüp Benfica. Portekiz'in en büyük kulüplerinden bir tanesi. Orada oynamaya başlamış. Orada oynamaya başlayınca Premier Lig kulüplerinin alakasını, ilgisini alakasını çekmiş. Çok yüksek transfer bedellerinden söz edilmiş. Gerçekleşmemiş ama söz edilmiş. İşte 50 milyon euro, 60 milyon euro, 80 milyon eurolardan söz edilmiş. Premier League için. Sonra kısa bir toplu macerası da var. Ve tüm bunları 20'li yaşlarının başında yaşıyorsun neredeyse. Bazı oyuncular bunu kaldırabiliyor. O seviyeyi koruyabiliyor. İşte Haaland gibi mesela. Çok fantastik bir çıkış yaşadı. Sonra mesela o seviyeyi korabilecek, koruyabilecek mi? Mbappe gibi koruyabilecek mi diye doğrusu ben tereddüt ettim. Ya bu kadar küçük yaşta Mbappe süperstar seviyesine ulaştı acaba 3 yıl sonra 4 yıl sonra futbolu hala bu kadar seviye olacak mı? Şimdi gerçekçi olmak lazım güzel kızların ilgisi artacak değil mi sokakta e, süperstar olduğunda Arkadaş çevren değişecek e kazandığın paranın seviyesi değişiyor girdiğin mekanların seviyesi değişiyor Sosyal hayatının standardı değişiyor Bütün bunları bazen 19 yaşında 20 yaşında 21 yaşında aynı şekilde karşılayamayabiliyorsun hayatta Çünkü çok küçük yaşlar bunlar Mesela Mbappe için özellikle ben düşünmüştüm. İyi karşıladı Mbappe'yi. Tebrik ederim. Genç bir insan iyi karşıladı bunu. Mesela Neymar da zorluk yaşamıştı. O da çok erken süperstar seviyesine ulaştı. O da zorluk yaşadı. Jetson bence biraz iyi karşılayamadı bu durumu. Yani bir anda star seviyesine ulaştı. Bir anda premierlik ilgisi büyük takımlarla adı anıldı. Muhtemelen kazandığı para birkaç katına çıktı. Çok iyi karşılayamadı. Oynadığı dakikalar düştü kiralandı, geri döndü, tekrar kiralandı, tekrar geri döndü. Şimdi yaşı 23. Jesson Fernandez'in de yeni bir challenge, yeni bir meydan okuma bu. Yani Hiçbir şu şey ana bitmiştir. kadar evet, şu ana kadar bulunmadığı bir seviyeye, alt seviyeye geliyor. Spor'a geliyor, 6 ay geçirecek orada ve ondan sonra Beşiktaş'ta devam edecek anladığım kadarıyla. Eğer futbolu eskisi kadar seviyorsa, tekrar aynı seviyelerine gelmek istiyorsa, tekrar milli takıma çıkmak istiyorsa doğru transfer. Jesson Fernandez, bir kez daha altını çiziyorum. Yani o potansiyele 23 yaşında yatırım yapılır. Ama tabii bunu bilmem için benim kain olmam lazım. Kain de olmadığıma göre Jason Fernandez biliyor sadece bunun cevabını. Futbolu hala bu kadar seviyor mu? Hala tekrar o seviyeye çıkmak istiyor mu? Tekrar Portekiz milli takımı hayali kuruyor mu? Tekrar Premier League hayali kuruyor mu? Bu hayalleri kuruyorsa bu yatırım yapılır. 5 yaşın yaptığı yatırım doğru bir yatırım. Ama o hayalleri yoksa, sadece bir milyoner olduğu için mutluysa, Bundan sonra hayatındaki hedefleri başkaysa tabii ki birçok oyuncuda da bu tarz sert düşüşler gördük. Dice'ler diye bir oyuncu vardı. Şimdi yeni nesil hatırlamaz. 27 yaşında futbolu artık eskisi kadar heyecan duymadığı için bıraktı. Psikolojik sebeplerle bıraktı 27 yaşında. Yanılmıyorsam Alman milli takımı bayağı milli seviyelerine falan gelmişti. Yani bazen hayat sizin hisseniz gibi davranmayabiliyor size. Ama Jason Fernandez'in Galatasaray performansına baktığım zaman benim hissettiğim Sanki hala futbolu seviyor. Hala tekrar o seviyere çıkmak istiyor. Galatasaray'daki performansı aynen dediğiniz gibi bunu evet. gösterdi. Alınabilir bir risk gibi gösterdi. geliyor bana. Yani Beşiktaş'ın yaptığı transferin yanlış bir transfer olduğunu düşünmüyorum. Alınabilir bir risk olduğunu düşünüyorum. Ha bu riskin neticesinde iyi ürün alamayabilirsin. Hayatta var bunlar. Ama şu gün itibariyle şu gün baktığım zaman bu risk alınır mı? Evet alınır. Benim bir spor sever olarak Jetson Fernandes'in bütün kariyerini izleme şansı olmuş bu sorusu. Canlı da Jason Fernandez'i izlemiş bir sporcu. Potansiyelini de bilen bir sporcu var. Evet 23 yaşında Jason Fernandez riskini mesela şu anda Porto alsaydı, şu anda o riski PSV Eindhoven alsaydı, şu anda o riski Monaco alsaydı ne derdin? Alınabilir bu risk derdim. O yüzden Beşiktaş aldığında da bu riski alınabilir bu risk. Diyorum. Hep altını çizdiğiniz gibi bizim ligimizin biraz da rehabilite etme görevi, görevi demeyeyim özelliği de var. Çünkü görüyoruz oyuncuları. Biraz da mecburiyeti. Yani. Çünkü yani, niye yani? Oyuncu o seviyeyi korusa zaten Süper Lig'e gelmez ki. E, aynen öyle. Zaten rehabilite olmak için çoğunlukla geliyorlar. Çizgisini tekrar yukarıya taşımak isteyen, tekrar futbol oynamak isteyen oyuncu Türkiye'de bunu başarıp Avrupa'nın büyük liglerine transfer oluyor. Bunu gördük daha önce. Evet. Talişka aynı kulüpten geldi. Doğru. Birebir aynı kulüpten geldi. Beşiktaş'a ne için geldi? Üst seferde zaten kiralık sözleşmesiyle gelmişti tekrar mutlu olmak, tekrar kendini iyi hissetmek, tekrar star hissetmek ve devam etmek için geldi. Çok da başarılı oldu Beşiktaş'ta. Hatta gitti eski takımına da gol attı. Ben de tesadüfen stat'taydım. Talişka, Nuş, Işık Stadı'nda Benfica'ya gol attığında yerinde izledim ve birçok Lizbonlu'yla da konuştum. Yani orada dedikleri şey şuydu, kulüp hata yaptı dediler. Kendi elimizle, kendi silahımızı rakibimize verdik ve geldi bizi vurdu o silah dediler. Benfica'lara yorum buydu. E sonra... Benfica konusunda bayağı üzülmüş... E, e, Talishka konusunda bayağı üzülmüşlerdir. Evet. Muhtemelen. Değil mi? Sonra Hiç Asya varlığı rotası varlığı çizdi ya. belki Talishka ama... Demek istediğim benzer bir hikaye olduğu için... Talishka benzetmesini yaptım. Orada düşüş yaşamıştı. Oynamıyordu son dönemde. Beşiktaş'a kiralandı. Beşliş'te harika bir süreç geçirdi. Sonra... Asya rotasını tercih etti. Olabilir. Sonra yoluna devam etti. Hani Jetson değer Talişka gibi... Hala futbolu seviyorsa... Hala devam etmek istiyorsa... Tekrar star seviyesine ulaşmak istiyorsa neden olmasın? Çünkü o gücün o potansiyelin içinde olduğunu biliyoruz. Beşiktaş'la ilgili bir başlığımız, bir sayfamız daha var. Takvim gazetesinden geliyor ekranlarınıza. Kayıp aranıyor. Bu sezon 8 maçta oynayan Enkudu'nun sakatlıkları bıktırdı demiş gazete ve hemen altında da taraftar isyan ediyor. Ben görmedim isyan eden taraftar bu konuda ama belki de benim gözümden kaçmış olabilir. Ee, Beşiktaş'a geldiği günden bu yana 8 farklı sakatlık yaşadı demiş. Şimdi şöyle son olarak 3 Aralık'ta oynanan Kasımpaşa maçında forma giyen Yıldız futbolcu o tarihten bu yana takımdan uzak. Teknik direktör Önder Karabeli'nin yaptığı açıklamaya göre Enkudu'nun sahalara dönüşü Mart ayını bulacak. Böylece bu sezon Süper Lig'de sadece 8 maçta forma giyen 20 giyebilen 26 yaşındaki futbolcunun 3 sezonda kaçırdığı toplam maç sayısı 53'e ulaşacak. 2019-2020 sezonunun başında 4,5 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'dan Beşiktaş'a transfer olan Enkudu şu ana kadar farklı bölgelerden tam 8 sakatlık yaşadı. 3 sezonda tam 277 gün sakatlıklar nedeniyle takımdan ayrı kalmış olacak eğer Önder Hoca'nın söylediği gibi Mart ayı başında takıma dönebilirse. Beşiktaş'ta sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Kevin Enkudu'nun geleceği ise belirsizliğini koruyor. Ne açıdan? Yani belirsizliğini koruyor. Takımdan gönderilmesi mi o konuda bir şey yapılmış. Bayağı Yoksa sakatlıklardan bir falan Bir yıl da daha olur. var diyebiliyor. 2023 işte. 2023 evet. sezonu. Ha. Bu arada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nurçebi Kevin Enkudu için müzmin sakat ifadesini kullanmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam bizim bize verdiği bir şeyde mi söylemişti? Öyle mi? Sayın Başkan. Enkudu'yu neyse şimdi hatırlayamıyorum ama açıklamayı hatırlıyorum. Nerede yaptığını hatırlayamadım ama açıklamasını hatırlıyorum Ahmet Bey'in. Ama... Ne, ne, zaman dedik ee, Enkudu? Şurada okudum ben şimdi bir saniye. Ne zaman gelmiş Beşiktaş'a? 2019-2020 sezonunun başında tabii. Bon servisiyle alındı. Evet. Ahmet Bey başkan seçilmiş miydi o zaman? Hayır. Fikret Orman mıydı başkan? Dönemi tabii. 2019. 2000... Kış 2019'da Ahmet Nurçebi olamaz. Onu bir kontrol eder misiniz dostlar? Yanlış yapmayalım en azından hani maddi bir hata yapmayalım. Şeyi e, siz söyleyin tarihleri e, denkleştirelim. Sezona başlarken burada haberin içerisinde şöyle bir cümle var haksızlık etmeyeyim hemen onu da okuyayım. Geçen sezon Beşiktaş'ın yaşadığı çifte kupa zaferinde en önemli pay sahiplerinden birisi de Kevin Enkudu'ydu. 32 karşılaşmada 8 gol 4 asistlik performans sergileyen Fransız yıldız Sergen Yalçın'ın sisteminde önemli bir parça haline geldi. Sezon başladığında şunu konuştuğumuzu çok net hatırlıyorum. Ee, bu sezon çok hazır bir Enkudu var. Siz de dediniz ki sezon başı hazırlık kampını tam olarak kulüple, takımla yaptı. Dolayısıyla hakikaten çok önemli bir parça olarak başladı ve zaman zaman aksamalar olsa da hücumda en önemli silahlardan birisi olacaktır. Sergen Hoca'nın en önemli e, hücum planlarından birisi olacaktır diye konuştuk burada ancak evet. sakatlıklar buna gerçekten müsaade etmedi. Ama Enkudu'nun kariyeri de böyle sıkça sakatlıklarla gerek Monaco, gerek Tottenham döneminde e, kesintilere uğramıştı. Beşiktaş, enkuru transferini yaparken <laughs> yine bir iktisat tabiriyle bu riski de satın aldı. Enkulu ile kontrat Doğru. yaparak. Beşiktaş'ta ve evet, sayıca biraz daha fazla yaşadı ama Monaco'da da Tottenham'da da bu sakatlıkları yaşamıştı. E, zaten Tottenham'ın transfer edebileceği kadar iyi bir oyuncu iken. Ahmet Bey şeyin Kevin Enkudu'nun transferinden bir, bir buçuk ay sonra mı başkan seçilmiş? Yaklaşık bir, bir evet, buçuk ay sonra o transfer başkan yoktu. seçilmiş. Doğru hatırlıyorsunuz. Tottenham'ın transfer edebileceği kadar iyi bir oyuncu Enkudu. iyi bir potansiyel ama serbest bırakabileceği kadar da sorumlu bir oyuncu. Yani bu ikisi bir arada. Bir paket satın aldı. Beşiktaş Enkudu'yu transfer ederek Transfer ettiğinde yaşı 23-24 filan tabi şu an 26 olduğuna göre 24'tü. 24 yaşında Fransa ümit milli olmuş ama sonra o seviyeyi koruyamamış. Süratli ama sıkça da sağlık sorunu yaşayan bir oyuncu paket olarak problemlerle beraber Beşiktaş transfer etti. Premier Lig'de oynadığı maç sayısı 19. Hadi yani Tottenham uzun süre kadrosunda barındırdı ama Enkudu'yu çok kullanamadı. Lig 1'de oynadığı maç sayısı 65. Yani Enkudu hiçbir zaman zaten Hemen hemen hiçbir zaman diyelim. Hiçbir zaman demeyelim. Hemen hemen hiçbir zaman böyle tam sezon full sağlık seviyesiyle götüremedik kariyerini. Artık şanssız mı yoksa Müzbin problemli mi başkanın dediği gibi ben o sözcüğü kullanmak istemedim. Genç bir insan. Umarım bundan sonra hep sağlıklı olur. Çünkü i̇şte o sözcüğü kullanmak da 26 yaşında bir oyuncu üzmüştür. Üzecektir. Eğer başkan bey böyle bir şey, Ahmet bey böyle bir şey söylüyorsa ona da birileri bu şekilde rapor verdiği içindir muhtemelen. Aklında böyle kaldığı içindir yani. Muhtemelen. O yüzden o cümle önemli. Yoksa ya hiçbir kulüp başkanı gidip de muayene edecek hali yok. O raporlar, gelen bilgiler o yönde olduğu içindir. Ama bu tarz oyuncular teknik direktörler için önemli bir sorun teşkil eder. Neden biliyor musun? Sezon başı planlamanı yaparsın. Doğru. Mühendisliğini yaparsın. Benim kadromda iki tane sağ bek, işte dört tane stoper. Burada stopar. güçlü bir alternatifim var dersin. Evet. Altı tane orta sağ olması lazım. İşte üç buçuk santrifon olması lazım. Planlamanı buna göre yaparsın. İki tane sol açık, iki tane sağ açık veya toplam beş kanat. Oraya en kuduyu yazarsın. Tabii. Planlamanı ona göre yaparsın. Transferde oraya yönelmezsin. Benim burası tamam dersin. Sonra sezon başlar. ikinci hafta sakatlanır oyuncu. Ondan sonra bu kadar uzun süre faydalanamazsın. Tek direktör için çok sorunlu. Kulüp için çok sorunlu bir mevki haline yani dönüşür o bir anda sezon başı tahtaya yazıp sonra faydalanamadığın için. O yüzden Beşiktaş'ın da handikapını anlıyorum. Dolayısıyla Enkudu'yu gelecek sezon mesela transfer planlaması tahtaya yazacaksan, Enkudu var yazacaksan yanına parantajlı bir soru işareti koyman gerekecek. Maalesef. Oraya bir buçuk yedek koyman gerekecek. Yani öyle bir oyuncu olmuyor ki mesela hem santrfor hem de sola çık oynayabiliyor bu. Enkudu bir sağlık sorunu yaşarsa bu da var demen lazım. Birazdan konuşacağız herhalde Pizzi gibi değil mi? Dedi çok yönlü orta saha doğru. Yan adam yani. Çok yönlü orta saha. Farklı yani roller iki yönlü de oynar. kanatlı oynar, orta Kanat da ön oynar. liber oynar, On numara oynar. Gibi, gibi. Planlamanı ona göre yapman gerekir. Ya bu da sakatlandığı an bu sezonki sakatlığı mı? İşte bu Kasımpaşa bu son, en son 3 Aralık'taki burada dizi herhalde e, esnedi ya. Sakatlık evet. uzun sürdü bağlar vesaire herhalde. Yani bilmiyorum. Hiç sağlıkçı falan değilim de gördüğümüz kadarıyla o zaman yapılan yorumları da hatırlayacak olursak Geçmiş olsun hakikaten hem oyuncu adına hem de iyi başladığı, çok iyi başladığı bir sezonda hem oyuncu adına hem de kulüp adına talihsizlik oldu. Geçmiş olsun. Uğur Meyken'in söylediği gibi inşallah kısa sürede sağlığına kavuşur ve bundan sonra sağlıklı bir kariyerde yoluna devam eder. Galatasaray'a geçeceğim var mı? Uğur Bey, Jetson, Fer... Özür dilerim. Jetson Fernandez ve Enkudu ya da Beşiktaş'la alakalı eklemek istediğiniz bir şey? Şimdi Portekiz kulüplerinden olağanüstü sayıda oyuncu alıyoruz çok enteresan bir şekilde. Yani bununla ilgili acaba Portekiz'de yapılan bir araştırma var mı? E biz bir, bir öyle bir şey yap biz yapmıştık, yapmıştık kendi mi? ligimiz için. Hayrullah Ünal kardeşimiz yapmıştı. Yıllara göre 50'nin üzerindeydi evet. son 5 yılda e, Porto'nun ve Benfica'nın sadece Süper Lig'e gönderdiği oyuncu sayısı. Portekiz medyası böyle bir araştırma yapmış mı acaba merak ediyorum hani e, onların ligası dışarıya gönderdi oyuncu hangi liglere sıralamada? Gönder satıcı biz Türkiye pozisyonunda Türkiye katı seviyedeyiz. Evet. Ya arka bahçe gibi davranıyoruz. Oynayamayan oyuncuları hep bu lige getiriyoruz. Tamam çok doğal Portekizli bizim ligimizden üst seviyede bunu kabul ediyorum. Bu sezon bir ara 5. sıraya çıktı. Avrupa ülkeler sıralamasında Fransa 6'ya düştü bir ara. Sonra yer değiştir tekrar Fransa 5. ligdeki evet. yerini Portekiz'den geri aldı ama Avrupa'nın top 6 liginden biri diyelim Portekiz için. Top 6 lig diye bir tabir kullanırsak Portekiz oranında 6. en azından. Dolayısıyla Portekiz liginden tabii ki arka bahçe e, oynamayan oyuncu buraya tercih edebilir, gelebilir ama ya o kadar da başarısız transferde yapıyoruz ki Portekiz liginden. Biraz şu arama tarama konusunda da kabiliyete değinmek istedim. Ya biraz algı açmak lazım. Dün Celtic Rangers maçı vardı. Celtic iki tane e, Japon oyuncu transfer etti. Müthiş gidiyorlar. Müthiş gidiyorlar yani. Dün iki gol bir asistle oynadı bir tanesi. buçuk milyon euroyu aldılar. Japon oyuncu deyince Shinji Kagawa geldi aklıma. Hala oynuyor. Transfer evet. yaptı bu ara transferden. Aynen öyle. Yunanistan'dan ayrıldı galiba değil mi Yunanistan'dan? Inamoto da gelmişti buraya. Çok muvaffak evet. olamamıştı ama. Ee, Shinji Kagawa bence kötü bir performans sergiledi İyi de performans. Yarım zaten mali sebeplerdendi ki. galiba. Beşiktaş'tan ayrıldı. Onun pozisyonunda da oyuncu vardı falan o aralar. Kalabalıktı. Demek istediğim yani... Celtic Rangers aşağı yukarı zaten benzer bütçelerde kulüpler. Yani transfer mantaliteleri bize benziyor ama ne yapıyor? Gidiyor. İki tane Japon oyuncu transferi. İkisi de 11'de oynadı. Bir tanesi iki gol, bir asist yaptı. 24 yaşında milli futbolcu. Kendi liginde de uçuyordu. 2,5 milyon euro. Süper bir katkı yaptı. Biraz şu vizyonu genişletmek lazım. İncelediğimiz pazarları. Evet, sayısını artırmak Genişletmek lazım. lazım. Genişletmek lazım. Sanki başka pazar yokmuş gibi, başka ülke yok. Portekiz'e gibi. bağımlı gibi davranıyor yani sürekli sürekli Aynen Portekiz'den evet. Porto Benfica oynatamadı her oyuncu gündemimize yani bir kanal var, her oyuncu devamlı akıyor buraya evet. işte. Ya her oyuncu mu gündeme gelir kardeşim? Benfica'da Porto'da her yani. iki gün önce Seferovic'i konuştuk mesela. Tikinyo'yu konuştuk evet. yine. Yani oradan geçen her oyuncu mu buranın gündeme gelir? Ya bu kadar da olmaz. Bu kadar tesadüf olmaz. Sanki dünyada başka ülke, başka futbolcu üreten, başka genç futbolcu barındıran şey yokmuş gibi, pazar yokmuş gibi. Ya yani genişletmekte fayda var. Her türlü fayda var. Hem mali hem de sportif. Yani bir yere Tabii ki. bağlı kalmamış oluruz böylelikle. Değerli izleyenler sabah gazetesiyle ve Galatasaray ile devam edeceğiz. Şimdi diyor ki başlıkta sahada da masada da mutsuz ligde düşme ateşini hisseden Galatasaray'ın Jetson'u Beşiktaş'a kaptırması taraftarın sabrını taşırdı. Sezon başı Roziye ve Gezzal transferlerini bitiremeyen Salih Uçan'da istediğini alamayan Galatasaray yönetimi Jetson'a da Jetson konusunda da taraftarını hayal kırıklığına uğrattı. Camiadan yönetime büyük tepki geldi. Şimdi şöyle devam ediyor. Geçen yıllarda Fenerbahçe ile girdiği transfer yarışlarını Vedat Buric, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci konusunda kaybeden Galatasaray bu sezon Beşiktaş'tan darbe üstüne darbe yedi. Rozier ve Gezal ile ilgilense de Ezeli rakibine çalım atamayan sarı kırmızılı kulüp, Salih Uçan'ı kaptırdığı siyah beyazlara Jetson Fernandez'i de adeta ikram etti. Domenek Tore'nin ilk tercihi yerli kaleci olsa da, İñaki Peña'yı transfer eden yönetim, yabancı kontenjanında yer açamadığı gerekçesiyle Jetson Fernandez'i bitiremedi. E, hani İñaki Peña'yı şey bitirmemiş miydi? Siz söyleyin. Domenek Tore'n bitirmemiş miydi? Eski arkadaşlarını aradı vesaire falan bir ayrıca önce Salih Uçan konusunda da öyle yazıyordu. Şey mi vardı? Bir yarış mı vardı Galatasaray Beşiktaş. Öyleymiş demek ki. Ya yani vallahi ben Salih'le Salih konuşmuştum konuşmuştum yani. Şimdi geri geldi diye söylüyorum. Ya maalesef Türkiye'de spor medyası öyle bir yarış yok muydu yani? Salih ben, ya Salih'in haberi yok yani. Salih'in haberi yok <laughs> en azından. Ya yani ben öyle bilmiyorum. Yani yazarken, Türkiye'de çizerken, Spor okurken biraz daha... bu Galatasaray yönetimine karşı son günlerde çok mu acımasız evet, bana öyle geliyor? Biraz gelir? öyle. Yani burada baksana darbe üstüne darbe yedi falan. Ya tamam çok başarılı değil Galatasaray yönetimi de ama o yani... ayrı bir konu. Zaten bizim evet. de öyle bir şeyimiz yok. Yani hiçbir kulübün, hiçbir futbolcunun, hiçbir yöneticinin savunulmak gibi bir ihtiyacı yok. Koskoca Ol. camiaların... Adil camiaları olmaya bunlar. çalışıyoruz sadece. Aynen öyle. Bana da adil gelmiyor son zamanlarda bazen yönetimi yönetimiyle ilgili yapılan haberler Hayır, sanki Hayır Dominik getirmedi mi İnyek Penya'yı? Biz öyle okumadık mı? Öyle eski olması arkadaşlarını lazım. aradı, eski bağlantılarını aradı. Luis Campos bitirdi. Geçmedi daha doğru da orada Penya'da sanki Torrent geçti. E şimdi meğer aslında yerli kaleci istiyormuş bu habere göre. İşte enteresan. Bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> enteresan dışında bir şey diyemedik. Enteresan. Şuradan devam edelim e, Jetson Fernandes'i de bitiremedi. Babel'in sözleşmesini feshedemeyen sarı kırmızılı yetkililer Cagney'i kiralayacak takım bulamadı. Cagney'i niye kiralasın anlamadım ki. Cagney iyi oynamıyor mu? Öyle bir gündem yoktu ben de öyle biliyorum. Ya sakattı sakattı Cagne en son. Ya şimdi Tolgar'a diyor ki yabancı sınırını açmak için yabancı sınırını açacaksan Cagney'i mi kiralarsın? Bir de Babel'i de mesela bu, e, bu yönetim almadı. Bu tek direktör almadı Allah mesela. Allah. Allah. Şey katmış Ya da biz acaba bilgiyi mi update etmedik ya? Bir arada kopukluk mu oldu? Geçen Ankara'ya gittik falan. O arada bir şeyler mi oldu acaba? Mesela şey mi? Torrent Terimaray Babeli mi istedi? Herhalde öyle olunca. Mesela öyle de yazabilirler. Mesela Domenek Torrent Fatih Terimaray Babeli'nin alınmasını rica etti. Değil <laughs> mi? Nasıl? O, şaşırmayacağız. O da mi? olabilir yani. Allah Allah. Cagne'yi kiralayacak takım olamadı. Demek ki böyle bir niyet mi vardı acaba? Şimdi düşünüyorum. Sezona bomba gibi başlayan bir ne var. Geldiği günden beri Kasımpaşa'dan geldi Galatasaray. A. Ya bu adam leblebi çekirdek gibi gol atıyordu. Ne oldu Galatasaray'da? Bir anda bambaşka bir oyuncuya döndü. Kutu golcüsü falan filan o da Galatasaray topu oraya taşıyamıyor. 3-4 kişi sıkıştırıyor. Adam gol topa vuruyamıyor, gol atamıyor derken adam bambaşka bir oyuncu olarak geldi. Torrent mesela Gomis'i de göndermişti. Meğer onda değil mi? Gomis'i de Torrent göndermişti. Vallahi birkaç ben güne öyle kadar öyle hatırlıyorum. Bazı ya bazı haberde eksiklikler var. Neyse Jack neyi kiralayacak takım bulamamış. Sosyal Ha belki de Cagne iyi olduğu için iyi olduğu oyuncu aklıma başka bir şey gelmiyor. Yani hani ben iyi de biz de yabancı kontenjanını boşaltacağız. Dolayısıyla iyi oyuncumuzu bari gönderelim belki para ederken falan. De, talep görür diyor ama ben de çok hatırlamıyorum böyle bir gündem. Allah Şimdi şaka bir yana Cagne gündemini ben de anımsayamadım. Neyse. Cagney kiralayacak cümle o kadar şey geldi ki bana üst üste okuyorum. Sosyal medyada taraftarın tam desteğini alarak 19 Haziran 2021'de başkan seçilen Burak Elmas 7,5 aylık sürede camiadaki kredisinin tamamen tüketti. 25 milyon euro harcanan transfer operasyonları başarısız. Futbol takımı ligde 15. sırada ve 3 yıllık projeye birlikte çıktığı yol arkadaşı Fatih Terim görevden alındı. Bu projeyi herhalde Sayın Başkan tek başına yaptı. Yani her şeyi 25 Sayın milyon başkan. euro parayla kendi mesela evet bir kısmını o yol arkadaşı başka hiç kimsenin sorumluluğu yok. Yol yani. arkadaşı diye haberde değinmiş ya tırnak Bayağı içinde Allah söylüyor. Ya. Neyse devam ediyorum aynı yerden. Fatih Terim görevden alındı. Fatih Terim'in görevden alınma konusu böyle bir ortamda biz daha önce değerlendirmiştik. Keşke yapılmasaydı. Keşke sezon sonu beklenseydi. Olabilir. Her yollar ayrılabilir. Fatih Terim çok farklı bir figürdür. Ee, alınmaması bizce burada konuştuğumuz için daha önce söylüyorum daha doğru karardı. Eğer böyle bir karar alınacaksa sezon sonu beklenseydi hiç değilse bu zor süreçte uğraşmak zorunda kalacak bir problem, daha büyük bir problem daha yaratılmamış olurdu. Ee, kulüp adına diye burada konuşmuştuk. Evet. Ancak sanki başka hiç kimsenin sorumluluğu yokmuş gibi de bakmamak lazım. özetle Mart ayındaki mali kongrede her geçen gün Burak Elmas için daha zor geçeceğe benziyor. Şimdi aşağıda Jetson Fernandez'le alakalı olarak istesek alırdık cümlesi. Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın başta çıkarılmış. Şu an önceliğim, şu an önceliğimiz olmadığı için Jetson'u almama kararı verdik diyen Burak Elmas kulübün finansal durumu ve gelecek sezonki kadro planlamasının bunda etkili olduğunu söyledi. Galatasaray TV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu Burak Elmas. Benfica'da forma giyen ve Beşiktaş'la anlaşan eski futbolcuları Jetson Fernandes transferinin neden gerçekleşmediğini anlattı. Jetson görüştüğümüz oyunculardan biriydi. Fakat bu kadro ve yabancı planlamamızda ilk öncelikle hızlı ve ihtiyacımız olan noktalara yöneldik. Sınırsız yabancı hakkı yok dedi şuradan bakıyorum. 22 Ocak 2022 tarihinde Benfica ile yazışma yapıldı. Bizden iki sezon için 1 milyon euro kiralama ücreti 7,5 milyon euro da satın alma bedeli istendi. 10 milyon euro teklif gelirse o teklifle oyuncunun gitme hakkıyla ilgili teklif verdik. Kulübün finansal durumu açısından ve önümüzdeki sene kadro planlaması açısından opsiyonumuzu açık bırakmaya karar verdik. Yani mali olarak uymadı diyor özetle. Evet. Burak Bey. Bu arada Bartu Elmaz'la alakalı olarak da Burak Elmas demiş ki Bartu ciddi anlamda yatırım yaptığımız bir oyuncu. Menajerlik müessesesinde yetenekli altyapı oyuncularına musallat olmuş. Kazanacakları komisyonlar nedeniyle de kulüp bağlarını kopararak yurt dışına götürme gibi planlarla genç oyuncularımıza dadanmış menajerler var. Bu insanlar Florya'da hiçbir oyuncumuzla ilişki kuramayacaklar. Bartu Galatasaray tesislerinde kalıyor, yemeğini yiyor ve A takımla maça çıkıyor. Galatasaray'ın bu kadar güvendiği bir oyuncu eğer kulübüne güvenmiyorsa zaten Galatasaray'da yeri yoktur. Ya burası da saçma. Ifadelerini kullandı. yani yemek veriyoruz oyuncuya diyor galiba. Yemek veriyoruz sonsuza kadar burada kalmıyor. Ben öyle okuma. Hayır yani, oyun, yani her oyuncuyu Avrupa'ya götürmek kötü bir şey mesela. Burası da saçma bence başka bir Çok haklısınız. İfade belki biraz daha şey o, o, Ben bunu zaten okudum. Gerçekten ifade böyle. İnan bana. Yo yo. İfade böyle. Ha, şu an testte yemek Daha makul olabilirdi yani. Evet, doğru söylüyorsunuz. Da söylemek istenen şu biz her şeyi veriyoruz, yemek. E peki şey oyuncunun var. kontratı niye son sezona kalmış? O apayrı bir konu. Tabii ki bu sadece bu yönetimin sorumluluğu değil, elbette önceki yönetim de uzatabilmiş kontratını ama ya da niye daha fazla süre alamamış, ya da niye evet. Ha, evet. kendisine güven verilememiş? Bu daha doğru soru, haklısınız. Evet. Yani niye Gustavo Asuncion transfer edilmiş? Bu çocuk. Bartu varken elinde, madem Bartu sizin için bu kadar önemli, niye onun pozisyonuna Asuncion'a seyir? Niye son maçta orta sahada bu kadar kriz varken Taylan Berkan ikisi birden yokken Fana'nın orta oraya devşirilmiş ön libero'ya da Barto'ya dakika verilmemiş? Burası, e, aynen öyle. E çocuk da bunları sorar size. Çocuğa diyorsun ki biz sana yemek veriyoruz tesiste. Olmaz yani. Hoş bir şey değil. Mi? Bunun savunulacak yanı yok. Doğru söylüyorsunuz. Olmaz. Alanya'ya karşı var mı bununla alakalı bir sonraki Buffet'in bir gomis başlığını okuyacağım çünkü söylemek bitirdiniz mi sözü tamam. Alanya'ya karşı yok Galatasaray önceki akşam İstanbul'a gelen Buffet'in bir gomisin transferini Yuvan'a hoş geldin diyerek duyurdu. Bir yıl opsiyonlu bir buçuk yıllık anlaşma sağlanan 36 yaşındaki oyuncu formasını giyip imzaya attı. Fransız golcü yaptığı açıklamada tekrar geldiğim için çok mutluyum elimden gelenin en iyisini yapacağım. Galatasaray'ı en iyi yerlere taşımaya çalışacağız bu formanın da hakkını vereceğim dedi yarım sezon için 650 bin euro kazanacak. Gelecek sezon 1.6 milyon euro alacak tecrübeli oyuncu takımının Antalya kampına katıldı. Ancak hazır olmadığı için Alanya maçında forma giyemeyecek. Gomis'in Nef Stadı'ndaki Kayseri Spor karşılaşmasıyla taraftarıyla buluşması bekleniyor. Pulgar'da imzayı Bolivya'da attı. Şili'li 6 numaranın adının Avrupa Ligi listesine yetiştirilebilmesi için operasyon yapıldı. Pulgar milli maçın ardından Galatasaraylı oldu diye iki transfer haberi daha aktarmış gazete. Şimdi Pulgar'dan başlayayım. Merak ediyorum satın alma opsiyonu olacak mı sözleşmede? Bakayım şurada Ve... yazmış mı? O henüz galiba netleşmedi. Önce olacak dediler ama sonra detayları şu Aynen an belirtilmiyor. Bakmadım. Ve bu satın alma opsiyonu makul bir opsiyon mu olacak? Çünkü sezon sonuna kadar bedelsiz kiralamış diyorlar. Galatasaray'a maaş diyecek diyorlar. Orayı anladık. Ama sezon sonunda mesela bu oyuncu Yok sadece kiralık yazıyor. Evet. İyi performans Diyelim ki 28 yaşında Fiorentina'da bir yıl daha kontratı var. O tarafa gittiği zaman hani Galatasaray'ın bir e, burada şey olacak mı? İyi performans satın alma opsiyonu olacak. yoksa bu kiralamalar Oyuncuyu Sadece. rehabilite edip geri gönderme şeklinde dönüşüyor. Sayın Başkan'ın söylediği şey şu. Acil. Ama hep acil. Bölgelerin hep, hep hızlı acil. Hızlı hareket etmek zorundaydık. Bilmiyorum tabii konmuş mudur, konmamış mıdır e, şey. Bir de Sesi. oyuncunun opsiyonu. da performansı etkiliyor. Mesela oyuncunun satın alma opsiyonu olursa oyuncuyu da ilgilendiriyor bu. E tabii ona göre gelecek Sezon yapan. sonu evet burası benim için bir opsiyon diyor. Ama satın alma opsiyonu yoksa her halükarda ben Fiorentina'ya döneceksem orada bir yıl kontratım kaldı. Bu sefer buna göre yapabiliyor zihnindeki planlamayı. Bildiğiniz kadarıyla, izlediğiniz kadarıyla, gördüğünüz kadarıyla Pulgar Galatasaray'a en azından o bölgeye deva olacak mı? Şimdi Pulgar önemli bir oyuncu. Ee, şu anda son durum 1 Şubat'ta yani 48 saat önce evet. şimdi milli takımıyla Bolivya'ya karşı ilk 11'de 70 dakika forma giydi. 4 gün önce de Arjantin maçına 90 dakika forma giydi. Şili milli takımın üçlü orta sahası için hem 6 numara hem 8 numara forma giyiyor. Kendi kulübünde Torreira ile olan forma rekabetine geride kaldı ama milli takımında düzenli oynuyor. Şu aşamada Galatasaray için yapılabilecek acil transferlerden biriydi. Çünkü Galatasaray son dönemde en çok kriz yaşadığı konulardan biri savunmadan topla çıkarken yapılan basit hatalardı. Berkan Taylan orta sahası özel topu paylaştığında daha verimli oluyorlar. Ee, Avrupa Ligi'nde Galatasaray %44 ortalamayla topa sahip olurken Berkan Taylan orta sahası sana daha fazla puan kazandırdı. İyi performanslar verdi, iyi puanlar topladı. Ama Süper Lig'de topa sahip olman gerekiyor. %60'a yakın Galatasaray Süper topa sahip oluyor. En fazla topa sahip olan takımlardan biri. E, Torrent geldi. Torrent de geriden pasta çıkma konusunda tırnak içinde söylüyorum. Deyim yerindeyse takıntılı uzun metraj top oynamak istemiyor, hep kısa metraj toplara çıkmak istiyor. E burada da 6 numara çok kritik bir rolü oluyor. Stoperlerle doğru pas balansı yapması lazım. Sırtı dönük top aldığında vizörünün geniş olması lazım. Solu sağa topu almadan görebilmesi ve çabuk karar verebilmesi lazım. Taylan'la Berkan da zaman zaman yani şu Taylan'ın Trabzonspor maçında yaptığı hataya sadece odaklanmak istemiyorum. Yani çocuğu o konuda şu anda yargılamak istemiyorum. Ama zaman zaman söylemek sıkıntı istediğinizin yaşıyorlar. özeti o görüntü maalesef. Tamam evet. yani üstünde durmayalım ama söylemek istediğiniz şeyin özeti. Çünkü niye ben önlü beroyum? Oyun kurulumuna sırtım dönük geliyorum sık sık. Sırtı dönük geliyorsam, yüzümü kendi kaleme dönüyorsam çok önemli bir şey. Topu almadan çevre kontrolü yapabilmek ve hızlı karar verebilmek. Pulgar bu anlamda Galatasaray'a katkı yapacağını düşünüyorum. Gomis'e gelince mesela hazır değil kısmını okudunuz ya. Mesela Gomis'in Nasıl? Hazır olmadığı çok fazla hatırlamıyorum. Hazır. Genelde hazırdır demek ki 4 yaş almak sonuçta pasaportunla kavga ben edemiyorsun. Yine de eğer e, şey yasal prosedür vesaire herhangi bir problem çıkmasa ben kısa süre olsa da forma giyeceğini tahmin ediyorum. Ben hatırlıyorum mesela Galatasaray'da son döneminde e, bir oynamayacak bir maçla ilgili oynamayacak söylenenleri hasta söylenenleri olmuş. Sonra oynamıştı hatta gol de atmıştı ve onunla ilgili de bir gol sevinci gösterisi yapmıştı Gomis hatırlıyorum. Yani hazır olma konusunda da takıntılı Buffett'in bir Gomis ve Galatasaray'da birkaç maç kaçırdı. Yani çok fazla maç kaçırmamıştı Galatasaray'da bir sezonunda. Tabii 36 yaşında Gomis 32 yaşında Gomis ayrı evet. değil şüphesiz ki. 40 maç oynamasını beklemezsin. Ama genel olarak kendine iyi bakan bir sporcu. E şimdi Mart'ta 3 oyuncu daha yazabilecekler listeye diye biliyorum. Kaleci'yi de ön liberoyu da Santifor'da, herhalde yazacaklar listeye diye tahmin ediyorum. Muhtemelen. Galatasaray'ın Mart'taki Avrupa macerasında da e, deneyimi yüksek iki oyuncu Pulgar ve Gomis. Tamam kaleci öyle değil. Ama iki deneyimi yüksek oyuncu. Sanki orada da yardımcı olurlar. Yani şu an Galatasaray biraz karmaşık olduğu için sık sık unutuyoruz Mart'ta da bir e, Avrupa Ligi son altı maçı oynayacağını. Ama kritik yani. Fenerbahçe Şubat'ta oynayacak. Galatasaray Mart'ta oynayacak maçlarını. O da kritik. Ee, Galatasaray sanırım yanılmıyorum değil mi? Galatasaray sanırım daha listeyi vermedi. Çünkü son 16 listeleri daha verilmedi. Bildiğimiz kadarıyla evet. Fenerbahçe verdi ama değil mi? Fenerbahçe'nin çünkü Şubat'ta maçı var. Galatasaray daha vermedi diye daha biliyorum. Vakti var. Değil mi? Evet. Bildiğimiz kadarıyla. Katkı yapacaklardır. Öyle. Bildiğimiz kadarıyla katkı yapacaklardır. Bartu Elmas bütün bunların yanında tabii ki Galatasaray penceresinden bakalım. Diye. Tabii ki kayıptır. Bartu penceresinden baktım az önce. Çünkü ee, yani sadece dışarıdan başkasının yetiştirdiği oyuncuları alıp geliştirmek değil misyonunuz. Aynı zamanda kendiniz de oyuncu yetiştirmeniz lazım. Ee, Galatasaray'da bu anlamda Bartu Elmas'a çok umut bağlamıştı. U19 milli takımda düzenli oyuncusuydu. 2003 doğumlu yanılmıyorsam. Ve son 3 maçta da U19 milli takımıyla 3 üç maçın 3'ünde de asist yapmıştı. Ve önlü bir rolünde oynayan bir çocuk bu. Yani senin transfer yaptığım bölgede oynayan bir çocuk. Burada ben de Galatasaray'ın Bartu'a daha erken şans vermesi gerektiğini. Biraz hani spor olarak Bartu bu sezon keşke görebilseydik. Göremediğimiz için bir spor olarak üzgünüm. Daha fazla keşke şans bulsaydı. E, o da şans bulamadı. için herhalde kırıldı ve gitti. Bir haberimiz daha var. Yedlin'de geçtiğimiz günlerde yollar ayrıldı. Deandre Yedlin'de karşılıklı anlaşarak sözleşme feshedildi. Ve Yedlin'de bilin bakalım kiminle anlaşmış. Inter Miami. Evet. David Beckham'ın takımı. Aynen öyle. Çok da sıcak bir karşılama. Maddi manevi. Miami ekibinden. Çünkü Amerika'daki itibarı gayet güçlü. Dünya Kupası kadrosunda vardı. Amerika'nın son katıldığı Dünya Kupası kadrosunda vardı. İyi bir çıkış yapmıştı. Kısa bir premierlik macerası da oldu. Amerika futbolu için önemli bir değerdi on dönüşünden mutlular. Belki de doğru karar verdi. Çünkü burada bizim da göremediğimiz ve David Beckham'ın gördüğü nedir acaba diye. Ya Yedlin iyi bir profesyonel. Ama iyi yok tabii. Iyi bir profesyonel olması yetmez tabii. Sadece iyi profesyonel olmak yetmez. Galatasaray'da Boy ile yaptığı forma rekabetinde geride kaldı. Evet. Çünkü Boy sağlıklı olduğunda en azından daha yüksek potansiyeli var. Daha hazır, daha çabuk e, de bu rekabette geride kaldı. Sonuçta Inter Miami için yeterli olabilir, Galatasaray için yeterli olmayabilir. O seviye için. Şimdi Diego Rossi de Amerika Ligi'nin tozunu atıyordu. Ben geldiği zaman vay be fantastik transfer. Türkiye Ligi'nde de herhalde iyi sesik yapacaktır diye düşündüm. Bizde daha temaslı oynandığı için oyun. Acaba şeyde evet, şey de Yedlin de mi on. aynı sıkıntıyı yaşadı? Yedlin tamam bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Trabzonspor'a da Castillo gelmişti. Yani o da mesela süratli bir kanat oyuncusuydu. Türkiye Ligi gerçekten temaslı ve sert bir lig. Sertlik. sertlik korkutuyor sert olabilir yani. Bu sertlik mesela Rossi için de, Rossi de çok küçük fizikli bir oyuncu. Ya da hoşlanmıyor oyuncu. olabilirler yani. Tabi temastan adeta kaçıyor Rossi. Bak ben bir maçta Teşiyere gittim. Teşiyere de aynı sorunu yaşıyor sanki Alex Teşiyere, Beşiktaş'ta. Belki de ama Rossi özelinde şunu söyleyebilirim. Adeta temastan kaçıyor. Ben bu kadar temas sevmeyen oyuncu az gördüm. Çünkü bazı oyuncu omzunu yaslar ya karşısındaki önce sırtını yaslar. Bazısı topu öyle alır o Tabii. fiziksel mücadeleyi Hı. yapar, devam eder. Mesela Rusya'ya bakıyorum. Uzak duruyor. Evet. Temas etmek istemiyor. Bir alanı var. Temastan kaçınıyor. Bir çevresinde bir çap var. Onun pek içine girmek istemiyor Şimdi hücum oyuncusu temastan kaçıyorsa nereye gidiyor? Kaleden uzaklaşıyor. Gitgide taç çizgisine yaklaşıyor. Gitgide orta Savunmadan sahaya yaklaşıyor. Savunmanın işini kolaylaştırıyor bir nokta. O zaman Rossi'nin ön tarafta 3. bölgede topla buluşması için yara topu açacaksın atacaksın ona. Kurtulacak stoperlerden veya bekten öyle buluşacak. İşte şey maçındaki Avrupa Aynen Ligi maçındaki birinci dakikadaki pozisyon gibi. Ya da set hücumu içinde Rossi'yi ara ki bulasın. Uzakta kalıyor yani. Hücum setinin bakıyorsun dışına çıkıyor to top alabilmek için. O yüzden Yedlin hikayesi önersek Amerika Ligi ile Türkiye Ligi'nin şartları biraz farklı. Öyle diyelim öyle özetleyelim. Piyaniç mesela sertliğe o kadar yılmadı. Piyaniç. Cevap vermiyor O mücadeleye giriyor. O mücadeleye giriyor. Ki yani Beşiktaş'ta en çok sertlikle karşılaşan oyunculardan bir tanesi. Herkes onu kısıtlamaya çalışıyor. Çünkü çünkü da çok buluşuyor. Tatlı sert. Kalabalık yerde buluşuyor. Tabi. Yani serbest serdeye buluşmuyor ki sürekli kalabalık yerde orta yuvarlak çevresinde buluşuyor. Ufak tefek büyük darbe alıyor. Oyun anlamında o çekinceyi yaşamadı. Onu örnek olarak verebiliriz. Gustav Asus'a yazabiliriz oraya. Amerika ile ilgili demek. bir alakası yok ama benzer problem. Mesela temaslı oyunda ben de Gustavo Asus'u yetersiz buldum. O, o bir de ilk maçında sanki, Uğur Bey beraber seyreti hatırlayın. İlk maçında sanki ürktü bu şeyden. Tabii. Yani nereye geldiğinin farkında değil. Taraftar, herkes bağırıyor. Stad kocaman, bambaşka bir ortam. Karşısında herkes güçlü, kuvvetli ve sert. Sanki biraz bir ne yapacağını şaşırdı. Pozisyonunu şaşırdı. Sağdan sola dönerken şaşırdı ilk maçında o sıkıntıyı yaşadı sanki. Bir, bir ürktü yani ilk maçta. Burası sert bir lig. Şimdi Güçlü, Süper Lig'i hani ligi yani. muadili liglerden yakın liglerden ayıran nedir diye bir yabancı sorsa sana desek ki Türk ben Süper Lig veya opsiyonların Belçika Ligi veya işte Avusturya Ligi. İlk sıraya çok duruyoruz derim. Burası ne farklı dese? Evet, o kesintili, çok kesintili, kesintili bir turnuva dersin ama hani Ligin oyununu tarif eden unsurlardan bir tanesi de çok yakın temas olmaz. Çok fazla göğüs göğüse kemik kemiğe çarpışma olmaz. O tip bir oyuncu değilsen, temas sevmiyorsan veya temasa hazır değilsen mesela bu lig sana göre değil diyebilirsin bir oyuncuya ki Gustavo Asunso ve Diego Rossi'nin mesela bu iki oyuncunun bu ligde bu sorunu yaşadığı görülüyor. Yani temaslı oyuna bu kadar hazır değillermiş. O zaman bir araya gidelim. Yedlin'le alakalı olarak tamamladıysanız sözünüzü bir araya gidelim. Aranın ardından da değerli izleyenler Fenerbahçe ile devam edeceğiz. Değerli izleyenler Hürriyet gazetesi geliyor. Hemen ekranlarınıza başlığımız ise Ozan yuvaya döndü. Fenerbahçe Watford'a gönderdiği milli futbolcuyu sezon sonuna kadar geri aldı. Yeniden sarı lacivertli formayı giyecek olan Ozan Tufan'ın 6 8 numarada oynayabilecek futbolcu isteyen İsmail Kartal'ın elini büyük ölçüde rahatlatması bekleniyor. Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın takımda en önemli eksiklik olarak gördüğü 6 ve 8 numaraya sürpriz transfer Ozan Tufan oldu. Sezon başında Watford'a takımın Premier Lig'den düşmemesi durumunda 7 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralanan milli futbolcu sezon sonuna kadar Sarı Lacivertlilere geri döndü. Watford'da 7 maçta 335 dakika forma giyen Ozan Tufan'ın geçtiğimiz hafta baba olmasının Bebeğin bakım ve büyüme sürecinde aileye yakın olma isteğinin geri dönüş kararında etkili olduğu öğrenildi. Arada bir başlık var. Erasmus bitti, yuvaya geri döndü diye bizi de güldürdü. Teşekkür edelim bu espri. Orta sahada 6 ve 8 numarayı en iyi oynayabilen yerli isimler arasında bulunan 26 yaşındaki oyuncunun İsmail Kartal'ın elini rahatlatması ve Fenerbahçe'ye farklı bir oyun sisteminde başrol oynaması bekleniyor. Sarı lacivertli takımda 7 numaralı formayı giyecek Ozan'ın Watford'daki sözleşmesinin aynı şartlar dahilinde devam edeceği öğrenildi. Taraftarlar da dün İstanbul'a ayak basmasının ardından sosyal medyada Erasmus bitti ve Ozan döndü şeklindeki şeklinde espri paylaşımlar yaptı. Efecan Karaca'nın transferinde pürüz demiş gazete. Alanya ile yapılan görüşmeler tıkandı. Alanya Spor peşinatı yüksek tutarken Fenerbahçe'nin taksit talebi sonrası taraflar anlaşamadı. Bu arada Diego Perotti Salernitana'da demiş gazete. Serie A ekiplerinden İtalya'ya Salernitana'ya transfer oldu diye yazmış. Şimdi şu dikkatimi çekti. Watford'daki sözleşmesi aynı şekilde devam ediyor. Yani küme düşmemesi. Anladığım kadarıyla evet o anlama geliyor. Küme düşmemesi halinde zorunlu 7, ,5. 7 milyon euroluk satın alma opsiyonu devreye mi girecek Ozan Tufan? Öyleymiş. Anladığım kadarıyla öyle. Buradan onu anladım ben. Watford'da teknik adam değişti yaptı. Roy Hattis'in benim çok saygı duyduğum, çok 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 beğendiğim, tanışma fırsatı buldum ve çok etkilendiğim bilge bir kişiliktir. Yani ve bu sezon Premier League'de kalabileceklerini düşünüyorum. Çünkü çok da büyük bir mesafe yok yani. 17. ile aralarında sadece 2 puan var. Dolayısıyla o da enteresan bir detay. Birinci detay olarak oradan başlayayım. Watford kümede kalabilir. İkincisi Tabi demek ki Hudson planlarında yoktu. Kayan Bey'i de aldılar devre arasında ön libero bölgesine. Zaten Etebo gibi, Kuçka gibi, Cleverley gibi, Sisokka gibi birçok oyuncu vardı o bölge kalabalıktı. Demek ki Ozan da Hudson'ın planlarında yoktu onu anladım. Hani şu anda planlarında yoksa belki sezon sonunda da daha farklı konuşulabilir. Onu detay olarak girelim. İsmail Kartal'ın planlarına gelince malum bir sohbet toplantısı yapmıştı muhabirlerle. Evet. Ve oradaki konuşmasından benim anladığım, hani rakam anmadı bu benim anladığım. Sakın yanlış anlaşmasın. 4-2-3-1 oynamak istiyor. Orta sahada iki tane iki yönlü ama daha ağırlık defansif. Bir tane ofansif İrfan ya da Mesut gibi oyuncuyla oynamak istiyor. Orada da elimde diyor Mert Hakan var. Zaytis var. işte Gustavo var. Crespo var. Sosa var diyor. Ama diyor 3 cephede mücadele edeceğiz. İki tane de oradan ben forma vereceğime göre bu oyuncular içinden zaten Mert'in sakatlığı da var yanılmıyorsam. Forma vereceğime göre diyor oraya oyuncu istiyorum diyor. Ozan Tufan yani oradaki altıncı oyuncu oluyor anladığım kadarıyla. Oradaki opsiyonlarına bir tane daha katmış oluyor İsmail Kartal. Bir de şunu not etmek lazım. 4-2-3-1'de o Peki, ikinin içinde Ozan oynayabileceği gibi. Bahsettiğiniz oyuncular içerisinde Ozan Tufan gibi oynayan var mı? Fenerbahçe'nin şu andaki orta saha rotasyonunda. Çünkü şunun için söylüyorum Ozan Tufan... Ee... 60 dakika. Fenerbahçe'den ayrılmadan önce hatırlayın 50 dakika 60 dakika M muhteşem bir patlayıcı güçle oynayıp ondan sonra genelde e, hocasının çizdiği rol doğrultusunda oyundan alınıyordu. E, orada orta sahada kattığı dinamizmi katan bir oyuncu oyunun iki yönünde de orta sahada o dinamizmi katan bir oyuncu saydıklarınız arasında yok. Dolayısıyla ya bu iyi bir soru. Rotas, ha şöyle yorumlayabilirim kaos teorisi diye bir kavram var veya kuantum fiziği ama çok şey sıkmadan çok Buyurun. yüzeysel olarak değineceğim. İzleyiciler sakın sıkacağımı düşünmesinler. Aslında evrende her madde eşsizdir. Çünkü atom altı parçacıkları, hidronlar, nötronlar, protonlar, elektronlar serbest salınırlar yani. Dağınıktır hareketleri. Belli bir paterne oturmaz. birbirlerini Birbirlerine değmezler. Yalnız şöyle bilim adamları günlerce, aylarca o protonların, nötronların hareketlerini inceliyorlar. Ya bunlar rastgele hareket ediyor ya. Diyorlar ki bir noktada acaba bunlar bir paterne girecek mi? Yani hareketleri tekrar edecek mi? Çünkü hareketleri tekrar ederlerse bunun hareketini tarif edebilirsin. Yani bir düzen içinde demektir. Tabii. Atom altı parçacıkta. Ama, Ama değil. Evet. Değil olduğuna İspiri göre de zaten evet. evrende bütün madde aletsizdir. Yani bir fabrikanın ürettiği 60 tane çatal Çatalın bir de eşsizdir aslında bakarsan. Çünkü mikroskopik düzeyde onu incelersen bakarsın ki birinin boyası tam birbiriyle aynı değildir. Birinin cilası aynı değildir. Birinde ufak bir fark vardır metal üretiminde. Futbolcular da biraz öyle. Futbolcuları biz birbirine benzetiriz ama hepsi üniktir yani. Tabii ki. Hepsi eşsizdir, eşsizdir aslına bakarsan. O yüzden bize benzer gözüken iki oyuncu İsmail Kartal'a benzer gözükmeyebilir. Şimdi dün Tolga Kuru bizim editörümüz enteresan bir hikaye anlattı. 2008'de Cevat Güler'le konuşmuşlar. Cevat Güler o zaman Tolga'dan şöyle bir bilgi istemiş. Ya demiş Arda ile Ümit karını inceleseniz ya havaya çıktıktan sonra, hava topuna çıktıktan sonra, 60'tan sonra inip devam etmiyorlar. 60'a kadar hava topuna çıktıktan sonra inip devam edebiliyorlarmış. 60'tan sonra yoruluyorlarmış. Hava topuna çıktıktan sonra dinleniyorlar Mehmet. Yani şimdi bu detayı niye anlattım? O kadar küçük detaylar futbolda rol oynuyor biliyor ki neticede. Sen bir oyuncu bir oyuncuya benzetiyorsun ama öyle detaylara bakarsın ki aslında hiç benzemez dersin. Başka detaylarla ayrılır. Ozan Tufan da bir bakıma Zaytis'e benzer, başka bir bakıma hiç benzemez. Bir bakıma Sosya'ya benzer, başka bir bakıma hiç benzemeyebilir. Ozan bir derinlik, zenginlik katar. Özel bir oyuncu. Yani bunu atom altı parçacıklarıyla da açıklayabilirsin. E, futbolcunun futbolcuların hepsinin eşsiz, unik olmasıyla da açıklayabilirsin. E, bu tanımlamanızdan benim çıkardığım benim az önce söylediğime katılmadığınız yönünde. Yani e, Ozan'ın o dinamizmini katabilen oyuncu var ya da Ozan da bunu koyamayabilir gibi mi? Özet Aslında diyelim. katılmıyorum tam diyeyim. Orası kalabalık gerçekten. Gayet kalabalık. iyi anladım. O pozisyon çok kalabalık. Öyle. Yani orta saha en azından merkez orta saha diye tanımlayabileceğin işte Sosa, Zayt, Mesut, İrfan onları da kat. Mert Hakan, Crespo, Gustavo hatta Ferdi olursa, de oradan oynayabiliyor. Bir sürü oyuncu var. Sosa'ya benzetiyorum biraz. Ozan'a Ozan benzer, benzer Tempolu. de benzemezdi bir bakıp. Ama şöyle de bir şey var. gidip gelen. Ozan Emre Belözoğlu döneminde de en son sabek oynuyordu. Ya ama orada da aynı şeyi koyduğu için hatırlayın. Orada oynarken orada da hocanın elini kolaylaştırdığı, gerek savunma gerek hücum konusunda ekstra bir oyun kurucu gibi davrandığını hep konuşuyorduk. E da. bu güzel bir şey. O işte o yüzden diyorum ya sanki Fenerbahçe'de Ozan gibi bir oyuncu yok kanaatini koruyorum. Ha tamam. Orta sağ rotası. Pardon sahibiz. ben katılmıyorum dediğim şey o değildi zaten. Ha pardon anladım. Çıkıyor. Tamam evet. Orta saha kalabalık. De. Ozan tipinde oyuncu var mı? Ozan farklı. O da doğru. Hayır. Ama Fenerbahçe'nin başka pozisyonlara daha çok ihtiyacı var mıydı? Ben oraya bağladım. O da vardı. O da doğru. doğru ayrı evet. Ama bir taraftan da Ozan sağ bekte oynayabiliyor. Ozan'ı sağ bekte düşünebilirsin ki Fenerbahçe'nin bek rotasyonundaki o garip transfer tabii. tribülansına değinmiştik tabii. Çünkü ne yaptın işte? İsla, ee, Isla, Dirar, Hasan'ı gönderdin. 4 tane yepyeni bek aldın. Gökhan Caner, Novak ve Nazım. Bir tek direktör geldi. Hiçbirini beğenmiyorum abi dedi ben. Hiçbirini istemiyorum bek olarak dedi. dedi. Oraya Ferdi ile Samuel devşirdi. Başka bir tek direktör geldi. Ben Ferdi ile Samuel'i açık olarak düşünüyorum dedi. Bu arada Caner ile Gökhan gitti. Novak'la Nazım kaldı. Samuel Ferdi bek olarak düşünmüyorsan orası sayısal olarak eksik kaldı. Bu süreçlerde ise kitap konusu falan olacak evet. yani. E o yüzden Ozan da şimdi sağ bek olarak da orada düşünülebilir diye düşünüyorsun. İsmail Kartal Ferdi ile Samuel'i açık olarak düşünüyorsa. Dolayısıyla bu transfer katkı yapar gibi görünüyor. Ozan'ı sağ bek alternatif olarak düşünürse. Bir sonraki sayfamız Takvim gazetesinden geliyor. Ekranlarınıza Eren Elmalı'ya kanca demiş gazete. 21 yaşındaki Solbek için Kasımpaşa ile masaya oturuldu. Fenerbahçe sakatlık problemi olan Danny Rose'dan vazgeçti ve Süper Lig'e yöneldi. Sarı lacivertli kurmaylar 21 yaşındaki Solbek ev, e, Eren Evren Elmalı için Kasımpaşa'yla masaya oturdu. Ve son olarak Altay Müjdesi başlığı var. Fenerbahçe'de 30 Kasım'dan bu yana sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan 23 yaşındaki file bekçisinin dün takımla birlikte çalışması Sarı lacivertlilerde yüzleri güldürdü. Stoper Serdar Aziz ve ön libero Mert Hakan Yandaş da dünkü idmanda yer aldı ve bu haberi de Altay Müjdesi başlığıyla aktarmış okuyucusuna e, Fanatik Gazetesi. Altay takımla birlikte çalışıyorsa o zaman e, kaleci transferi gündemi de vardı Fenerbahçe'nin malum. Acaba Altay ne kadar süreçte dönecek herhalde tahmin edilenden daha önce dönecek daha uzun süreceğine Altay'ın sakatlığının... Başakşehir hani, mücadelesinde riske etmeyi düşünülmüyormuş habere göre. Ama çok uzakta değil. Kayseri maçında, kupadaki Kayseri maçında Altay'a forma vermeyi planladığı öğrenildi diyor haber İsmail Hocam. Fenerbahçe için, Türk futbolu için iyi haber. O zaman Altay'ın dönecek olması... Ee, diğer maddemiz de sol bekti. Sol bek pozisyonuna Eren Elmalı konusuna geçersek az önce bahsettiğimiz evet. bek türbülansı ile ilgili yine bu ihtiyaç. Çünkü e, Erol Bulut Gökhan Caner Novak Nazım'ı bek olarak görüyordu. Dörtlü savunma oynatıyordu. Pereira üçlü savunma oynattığı için hiçbirini uygun görmedi, layık görmedi. Kendi muhteşem oyununa. Ferdi ile Samuel'i oraya devşirdi. İsmail Kartal yine dörtlü savunmaya dönüyor. Ferdi ile Samuel'i oraya uygun bulmuyor. O zaman elinde sadece Novak Nazım kalıyor. Klasik bek tanımı. O zaman diyor ki bek lazım bana. Denir Ozu gündemlerinden düşmeyerek do doğru karar, hayırlı karar Fenerbahçe için. Eren Elmalı bu sezon ligde en fazla oynayan genç oyunculardan biri. 21 yaşında Kasımpaşa'da düzenli sol bek olarak oynuyor. Ümit Milli takımımızda da oynuyor. Eğer geçen gün üzerine koyuyor, benim dikkatimi çeken ve sık sıkan bu pozisyonda adı geçen, değindiğimiz kuvvetli, güvenilir bir oyuncu. Akıllı bir oyuncu. Hücum bindirmelerini daha aklıyla, daha verimli bir şekilde yapmaya başlarsa Büyük takım oyuncusuna dönüşebilir tabii ki. Ama Eren'den hani Eren'e ne söylerdin bugün sana sorsa desen? Mesela Eren'in oynaması lazım. Oynamayan bir Eren'in gelişeceğini düşünmüyorum. O yüzden mesela bir büyük takıma gidecekse, büyük takıma giderken masaya oturup konuşması lazım. Sizin benle ilgili planınız ne? Beni hani o pozisyonda kaçıncı oyuncu olarak düşünüyorsunuz? Beni kaç maç oynatabilirsiniz? Bunları düşünmesi lazım. Yoksa oynamayan 2000 doğumlu bir Eren gelişmesi zor. Mesela Rıdvan Yılmaz kadar Güçlü değil. Mesela Rıdvan oynamadığı halde mental seviyesini korudu. Doğru. Oynadığı zaman da hazır bir şekilde bıraktığı yerden devam etti. Ama herkes Rıdvan Yılmaz kadar güçlü olamayabiliyor. Mesela Eren Elmalı'dan e, o seviyeyi ben beklemiyorum. Tabii ki bu bir projeksiyon. Umarım beni yanıltır. Eren'in oynaması lazım. Oynadıkça örnek koyar, oynadıkça gelişir. Fanatik gazetesi. Trabzonspor'a geçtik. 61 dövmesi yaptıracağım. Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Marek Hamšík taraftarın sorularını yanıtladı. Kulübün sosyal medya hesabında yayınlanan videoda Yıldız oyuncu taraftarlara Trabzonspor sezon sonunda şampiyon olursa 61 sayısını dövme olarak yaptırma sözünü verdi. Burada çok mutluyum ve futbolun tadını çıkarıyorum dedi İtalyan ekibin Napoli'de 12 yıl forma giyen ve o dönemdeki performansıyla adını dünyaya duyur, duyuran yıldız oyuncuya bir taraftar da her iki kulübün benzerlikleriyle o dönemde yaşayamadığı şampiyonluğu Trabzonspor'da yaşaması sorusunu yöneltti Marekamşik bu soruya şehirler birbirine benziyor ve bu da beni mutlu ediyor çünkü ben de bunu seviyorum henüz ligin ilk yarısına özür dilerim ligin yarısına geldik ama ligdeki gidişatımız hepimizi mutlu ediyor ve hepimiz umuyoruz ki Finalde de ligi kazanacağız yanıtını verdi. Bir taraftar 17 numaralı formayı giymesinin sebebini sordu. Marek Hamşik 17 numarayı tercih etmemin sebebi doğum tarihimin 27 Temmuz 1987. Hepsinin ortalarında bir 7 rakamı var. Her bir tarihte 7 rakamı bulunuyor. Ben de bu yüzden 17'yi tercih ettim. Ama eğer sezon sonunda şampiyon olursak 61 sayısını da dövme yaptıracağıma söz veriyorum dedi. Altyapıda yetişen genç oyunculara tavsiyesi istenen oyuncu sıkı çalışmalarını söyledi. Bence eğer çalışır ve hayalleriniz için mümkün olan her şeyi yaparsanız bunun ödülünü sonuna kadar alırsınız. 34-35 yaşındayım neredeyse ama her zaman öncesinden ee, daha iyi ne, neredeyse cümle mi düşmüş ben mi okuyamadım Ha pardon ben okuyamamışım 34 35 yaşındayım neredeyse ama her zaman öncesinden daha iyi olmak için çalışıyorum tavsiyesinde bulundu 400 çocuk beni bekliyor. Şu başlığı da okuyayım. Futbol kariyeri bittikten sonra Trabzonspor'da antrenörlük yapma düşüncesi sorulan tecrübeli oyuncu, "Bilmiyorum. Elbette çocuklar için antrenör olacağım. 400 genç oyuncusu olan bir futbol akademim var. Onlarla başlayacağım. Daha sonra ne olacağını göreceğiz." demiş. Bravo. Hem çalışmaya yaptığı vurgu, hem kendisinin bunu yaşayarak gösteriyor olması hem de çocuklara Evet. Önderlik ediyor olması hakikaten çok güzel bir proje kendisi. Değil mi? Başlı başına, kendi başına bir proje. Bravo. İş i̇yi, iyi sporcu, ahlaya. iyi insan, iyi profesyonel, iyi rol model. Süper ligin bu sezon en çok mesafe kat eden oyuncularından biri. Belki maç ortalaması en yüksektir. Bununla kalmayıp şu anda ekranda olduğu gibi çok sayıda gol asist katkısı da yaptı. İki gol dört asist daha fazlası üretilen gollerin içinde bulundu. Yani gol öncesi paslaşmada çok daha fazlasıyla bulundu. İki haneli gol katkısına ulaştı. Onları da katarsak. Bir de aidiyet seven bir oyuncu. Yani Napoli sonrası belki biraz yalpaladı ama Napoli'de çok uzun süre kaldı. Profesyonel kariyerin neredeyse tamamı Napoli'de geçti. Ki Napoli'nin parladığı yıllarda o şampiyonluk giriş yapıp kazanamadığı yıllarda birçok oyuncu ayrıldı. Ne bileyim Edinson Cavani Doğru. yürüdüğü yoluna gitti. O da gidebilirdi. Hamşik'in de öyle fırsatlar geldi. Ama, Ama seviyor. Gibi, evet. seviyor. Evet. Orada şampiyonluk kazanamadı. Bence bir şampiyonluğu da ellerinden aldılar gibi hissediyorum ben. Yani biraz daha şanslı olsalar da hakem kararları konusunda o şampiyonluğu da Juventus'a vermezlerdi. Ama talihsizlik oldu. Napoli ile şampiyonluk kazanamadı. Trabzonspor'la kazanmaya yakın. 61'in de 6 ile 1'in toplamı da 7. 7 uğurlu sayısıymış. 27, 7, 87 doğumlu. 17'yi giyiyor. On da ekleyebilir 7 hikayesini. Trabzonspor'da Bakasetas teste girecek. Başlığımız sırada. Trabzonspor'da bir süredir hastalığı nedeniyle takımla birlikte olamayan Yunan Yıldız Bakasetas yarın teste girecek. Sonucunun negatif çıkması halinde son idmanda takımla birlikte yer alabilecek. Maç öncesinde son taktik eğer test negatif çıkarsa, maç öncesinde son ta taktik idmana çıkacak olan oyuncunun Abdullah Avcı tarafından en kötü ihtimalle 21 kişilik kadroya alınması bekleniyor. Abdülkadir Marekamşik'le birlikte sahada düz koşu yaptı. İkisi de maça yetiştirilmeye çalışılıyor. Oyuncuların durumu sağlık ekibi tarafından da yakından izleniyor. Son karar bugünkü idmanın sonunda verilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı bu belirsizlik nedeniyle Kasımpaşa, maçının kadrosu konusunda henüz kararını vermiş değil. Şu 21 kişilik kadro detayını okuyunca aklıma geldi. Malum ciddi statü değişiklikleri yapıyoruz Süper Lig'de. İşte bu sezon 8 artı 3 yabancı. Seneye 7 artı 4 yabancı. İşte 21 yaş altı oyuncu oynatma zorunluluğu, esame listesine yazma zorunluluğu. Önümüzdeki sezonla beraber statü biraz daha değişecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ricam şu 21 kişilik esame listesi niye 21? Neden 21 yani? Bunu neden 23 yapmadık? Çünkü bunun uluslararası standardı bu. Dünya Kupası'na gidersen, Avrupa Şampiyonası'na gidersen 23 oyuncu götürüyordum. Gerçi korona sebebiyle o da biraz arttı ama normalde 23'tü. 23'ün de mantığı ne? İlk 11'in var. Yedek bir 11'in var. 22. Bir de kaleci, 3. kaleci yazıyorsun. 23. 23. 23 olma sebebi bu. Bir zamanlar 22 Gençler hatırlamazlar. Dünya Kupası'na Avrupa Şampiyonası'na önceden 22 oyuncu götürüyordun. İlk 11 bir de ikinci 11 diye düşünülüyordu. Sonra fark ettiler ki 3 kaleci götürmek lazım turnuvara. 23 oldu. Ya Süper Lig'de de yani insanları evde bırakmanın alemi yok ki. 21 kişilik kadroya giremeyen oyuncunun evden maçı izlemesinin hiçbir Doğru. alemi yok. Hiçbir esprisi yok inanın bana. Yani bu çocukların, genç insanların stadyumlara gitmesi, takımla beraber o havayı soluması çok büyük katkı yapar ülke futboluna. Ve bunların çoğu yerli, çoğu genç kadro aracı kalanların. İşte bir tanesi Bartu Elmas. 21 değil 23 olsa kadrolar, Bartu'lar, Atalay'lar belki daha fazla kadro içinde. Arda Güller'ler daha fazla kadro içinde yer bulacaklar. O yüzden Türkiye Futbol Federasyonu'na yeri gelmişken ricam, orada da bir rötuş yapsalar da kadroları 23 olarak güncelleseler. Bir ara daha vereceğiz değerli izleyenler şimdi. Aranın ardından yine gazete başlıklarımızla karşınızda olacağız. Foto Maç Gazetesi. Başlığımız ise Pizzi Şehire. Beşiktaş'tan Laiç'i alamayan Başakşehir Benfica'nın Portekiz milli maestrosu Pizzi için girişimlere başladı. Girişimlere başladı. Sözleşmesi gelecek sezon sonu erecek 32 yaşındaki tecrübeli maestronun kulübüyle görüşmeye başlayan İstanbul ekibinin transferde önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. Bu sezon Benfica'da 30 karşılaşmada 2 gol 4 asist oynayan Pizzi Portekiz'de 17 kez boy gösterirken Portekiz milli takımında mı demek istiyor? Evet ona kalsın. 17 kez boy gösterirken 3 gol attı. Joker bir oyuncu. Hakikaten her yerde oynayabilen. 10 numara. Orta, merkez orta sağ. Orta sağ sol. Orta sağ sağ. Kanat vesaire. Joker bir oyuncu ama tabii yaş itibariyle. Bir de sözleşmesi de var bir yıl daha kontratı var. Evet. 89 doğumlu. Yani 32 şu anda 33 olacak. Ama iyi profesyoneldir. Bu sezon 30 maç çoğu yedek ama geçen sezon 49 maç, önceki sezon 51 maç. Sakatlandığını da hatırlamıyorum uzun zamandır Pizzi'nin yakından takip ettiğimiz, beğendiğimiz, sevdiğimiz oyuncu. Çok fazla sakatlık da yaşamaz. Kendine iyi bakar. Bu sene bir korona pozitif olmuş. Geçen sene bir korona pozitif olmuş. Geçmiş olsun. İki kez korona atlatmış. Onun dışında bir sakatlıkta yaşamamış. Hani 32 yaşına gelip kendine çok iyi bakan, uzun yıllarda sakatlanmayan bir oyuncu olması iyi işaret. Çok yönlü olması iyi işaret. 10 numara sağ açık, sol açık başta olmak üzere yani santrifonun arkasındaki o üç bölge başta olmak üzere birçok pozisyonda kullanabilirsin Pizzi'yi. Bir de Benfica'da attığından daha fazla gol de atabilir Süper Lig'de mesela biraz daha ofansif kullanıp o yeteneklerinden de faydalanabilirsin. Neden olmasın? Eee iyi profesyonel, çok da sakatlanmıyor. Bu bir de yeni nesil daha uzun oynayacak futbol sanki. Eskisi gibi bakmamak lazım. Hani önceden 30 yaş bir kırılmaydı. Şimdi o kırılma 33-34 yaşlara doğru çıktı. Hani 30 yaşından sonra oyuncuya iki kere bakıyordun. Ya artık ne kadar bana katkı verir. Kaç maç oynar sezonda. O kırılma yaşı 30'du önceden. Şimdi artık o kırılma yaşı biraz ileriye gitti. Bak Marek Hamšík. 34-35 olacağım diyor. Kendi ağzıyla söylüyor. İnanamıyorsun. 34 35 yaşında Süper Lig'in en çok koşan oyuncusu. Hani bazı oyuncular hele böyle kendi iyi bakan oyuncular daha uzun oynayacaklar gibi görünüyor. Pizzi de onlardan biri olabilir. Bakalım nasıl sonuçlanacak görüşmeler. Değerli izleyenler, genel basın turumuza başlıyoruz şimdi. İlk olarak Antalya Lider gazetesi geliyor ekranlarınıza. Efecan Karaca'yı bırakmak istemiyor başlığı var. İlk olarak size okuyacağımız Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Efecan Karaca hakkında teknik direktör Francesco Farioli dikkat çekecek ifadeler kullandı. İtalyan teknik adam hiçbir futbolcusunu kaybetmek istemediğini söyledi. Şöyle yazıyor: "Kulüp benim fikirlerimi ve sahada ne tarz bir futbol oynatmak istediğimi iyi biliyor. Benim için en iyi transfer sahip olduğumuz oyuncuların kaybedilmemesidir." Çünkü oyunsal anlamda belli bir noktadayız. Oyuncularım sahada uygulamak istediğim oyunu çok iyi biliyor. Transferde adı geçen oyuncular benim için saha içinde, saha dışında ve soyunma odasında önemli rolü olan oyuncular. Bu sezon elimizdeki oyuncuların kaybedilmemesi benim için en önemli transferdir. Sözleri aktarılmış. Bir iki başlık daha var buradan okuyacağım. Efecan Karaca ile ilgili konuşmak ister misiniz yoksa devam edeyim mi? Devam, devam edelim edeyim, o zaman. Ee, Kuma Babakar'ın takımdan ayrıldığı ve Famara Diadyun'un da Senegal Milli Takım kampında bulunduğu Alanyaspor'da Farioli'nin gözü Afrika Uluslar Kupası'nda santraforu olmadan takımını rakiplere karşı hazırlayan İtalyan teknik adam Famara Diadyun'un bir an önce dönmesini bekliyor. Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Burkina Faso'yla ile Senegal karşı karşıya gelecek ve yendi. Senegal bu maçı oynadı ve yendi, yendi. ve finale e, yükseldi. Pazar günü final oynayacak diye diyor ve ilk 11'de oynadı Santifor olarak. Senegal'in Santifor olarak. Tebrik ederiz. Bir diğer haber. Antalya Spor'la, Fraport'ta Antalya Spor'la alakalı olarak. Sezonun ilk yarısında gol sorunu yaşayan Antalya Spor Enzo Crivelli ve Mukairu ile yollarına ayırırken bu iki oyuncunun yerine kadrosuna katacağı isimleri belirledi. Kırmızı Beyazlılar, Luis Adriano'nun ardından İbrahim Yılmaz'ın transferinde de sona yaklaşırken her iki futbolcunun transferini de resmiyete dökmeye hazırlanıyor. Brezilya takımlarından Palmeiras ile olan sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Luis Adriano'nun bugün Antalya'ya gelmesi bekleniyor. Kırmızı beyazlılarla prensip anlaşmasına varan golcü futbolcu son görüşmelerin ardından bir buçuk yıllık sözleşmeye imza atacak. Luis Adriano'nun Antalya Spor'dan ne kadar kazanacağıyla ilgili henüz bir paylaşım yapılmadı. Brezilya basınında Palmeiras'tan aldığı ücret açıklandı. Yıllık 1.7 milyon euro kazandığı ifade edilen 34 yaşındaki futbolcuya futbolcuyla Botafogo ve Internasyonel gibi ekiplerin de ilgilendiği ancak transferin tamamlanamadığı, tamamlanmadığı vurgulandı. Yani şu andaki rota Antalyaspor gibi görünüyor. Ayrıca Luis Adriano'nun yanı sıra İbrahim Yılmaz transferini de bitirme aşamasına geldi kırmızı beyazlar bu sezon 1. ligde başarılı bir çizgi yakalayan İbrahim Yılmaz'la prensip anlaşmasına vardı. Kulübü İstanbul Spor'la 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 350 bin euro bonservis ve sonraki satıştan %20 pay verileceği iddialar arasında. Kariyerinde Darıca Gençler Birliği, Altınordu, Başakşehir, Şanlıurfa Spor ve İstanbul Spor formalarını giyen İbrahim Yılmaz altın sezonunu yaşıyor kariyerindeki 275 maçta 82 gol atan başarılı futbolcu bu sezon ligde çıktığı 20 maçta 12 gol kaydederek krallık yarışında da ilk sırada demiş Antalya Lider gazetesi. Luiz Adriano 34 yaşında. Tabii ki en parlak döneminde değil. Tabii ki Luiz Adriano Shakhtar Donetsk seviyesinden sonra çok geriledi Brezilya liginde ama Brezilya liginde bu sezondan önce yine 40 maç, 50 maç Palmeiras'la düzenli olarak oynamış. Eğer futbolu hala seviyorsa, hala tutkuyla bağlıysa, hala fizik olarak iyi seviyedeyse kalitesinden faydalanırsınız. Ama riskli transfer tabii. Yani 35 yaşında bir de bir buçuk yıllık kontrat diyor. Onu koşullu yapmak lazım o kontratları sanki. 35 yaşında bir oyuncu getiriyorsanız bu sezonda forma giymemiş. Sanki o kontratları koşulla yapmak lazım gibi geliyor. Ya i̇yi bir kariyer var arkasında dediğiniz gibi ama yaş ve geride bıraktığımız tabii. sezon soru işareti. Aynen öyle. O bölge İbrahim Yılmaz'ı da alıyor olmaları tabii önemli. Ee, süperlik deneyimi de var İbrahim Yılmaz. Alt yaş gruplarında milli takımımızın da önemli kozlarındandı. Daha iyi seviyelere gideceğini düşündük Ama bazen olmuyor, bazen düşündüğünüz gibi olmuyor. a Milli takım seviyesine çıkamamıştı İbrahim Yılmaz. Şimdi tekrar Süper Lig'e dönüyorsa öyleymiş değil mi? Alanya Spor'la Süper Lig'e dönüyormuş. Doğru anladım. Antalya. Antalya Spor'la. Antalya, özür Spor, evet, Antalya Spor'la Süper Lig'e dönüyorsa İbrahim Yılmaz için iyi haber. İyi bir sezon geçiriyor. İyi ee, bir sezon. Boy e, kralı. Uzun zamandır İstanbul Spor'da iyi performans veriyor. Ee, İbrahim'e de hani tebrik etmek lazım. Çünkü ben böyle hikayeleri seviyorum. Tırmanış yaşadıktan sonra düşüp tekrar eee yükselişe geçmek zordur. O yüzden böyle hikayeleri seviyorum. İbrahim'in tekrar o düştüğü yerlerde İstanbulspor hani Süper Lig'den tekrar 1. lige döndüğü için diyorum. İstanbul Spor'da 5-6 sezonu iyi geçirip tekrar Süper Lig'e dönme başarısı göstermesi güzel bir hikayedir. Tebrik ederim İbrahim. I. Konya Yeni Haber Gazetesi'ne gideceğiz değerli izleyenler. E, İttifak Holding Konyaspor yani e, 54 puanlı Trabzonspor'un bir maç eksikle 45 puanla ikinci sırada takip eden Konya Spor için Konya Yeni Haber gazetesinde yerel basında atılan başlık transfer çıkmazı olmuş. Konya Spor'un transferdeki sessiz bekleyişi sürüyor. Hamle yaptığı oyunculardan ve kulüplerden olumsuz yanıtlar alan Yeşil Beyazlıların transferin son günlerinde atağa geçmesi bekleniyor. İlk 11'den Serdar Gürler ve rahmetli Ahmet Çalı kaybeden Anadolu Kartalı bu isimlerin yerini henüz dolduramadı. Eksik görülen diğer noktalar içinde ekstra mesai harcıyor. Burada bir liste yapmış. Konya Spor Transfer gündemi Hamilton, Uğurcan, Yazgılı, Albert Koç yanına yeşil tik atılmış. Kırmızı çarpı konan isimler ise Ömer Toprak, Alpaslan Öztürk, Efecan Karaca, Emre Kılınç, Ekuban. Bir ara ismi geçmişti hatırlayın. Evet. Beşiktaş için de geçmişti Ekuban'ın ama galiba o şeyler geride kaldı iddialar. Muriç, Robert Muriç, İsa Kalon, Roni Lopez, Metehan Mimaroğlu ve Arda Kızıldağ. Arda Kızıldağ niye olmadı acaba Uğur Bey? Sizin de yakından izlediğiniz oyunculardan bir tanesiydi. Önemli bir oyuncu ama tabii yani oradan daha yüksek gelir beklentisi olabilir kulübünün. Her kapı yüze kapandı. Konya Spor devre arası transfer dönemini oldukça şanssız bir şekilde geçiriyor. Hangi oyuncuyu aklından geçirse, çeşitli sebeplerden dolayı transfer edemeyen Anadolu Kartalı son düzlükte sürpriz yapmayı çok istiyor. Yeşil beyazlılar bu transfer döneminde Ömer Top işte yukarıda okuduğumuz isimleri e, gündemine almış ancak olmamıştı. Anadolu Kartalı, Adana Demirspor'un 27 yaşındaki sol kanat oyuncusu Metehan Mimaroğlu'nu henüz transfer edemedi. Oyuncunun Spor'a gelmek istemesine rağmen Adana Demirspor'un 500 bin euro bonservis ücreti istemesi nedeniyle bu transferin şu an için olumsuz olduğu kaydedildi. Roni Lopez yani Olympiakos'tan da yine ilk girişim olumsuz oldu diye yazmış Veli Özkan Konya Yeni Haber gazetesinde. Tabi bir stoper bir kanat oyuncusu önceliği Konya Spor'un. Ee, Hamilton evet Antalya Spor'dan bildiğimiz, tanıdığımız bir oyuncu. Kanatta da zaten ana pozisyonu o. Kullanabilirsin ama Hamilton'dan belki daha iyisini bir üst seviyesinde bulmak istiyor. Arıyor olabilir Konya Spor. Stoper için ellerinde Adil Abdülkerim oynuyorlardı zaten bir dönem Adil Abdülkerim ikilisi. Ama tabii orayı derinleştirmek de istiyorlar. Arda'nın baktığım sözleşmesi bu sezon sonu bitiyor. Gençler Birlikli stoper Arda'nın. Hani onu almak istemişlerdir ama Gençler Birliği de market dardığı değerlendirecekse daha fazla gelir beklentisi olmuş olabilir. Anladığım kadarıyla alamamışlar. Ama Konya evet. Yani bulunduğu seviyeyle kadro derinliği örtüşmüyor. Konya Spor İlhan Palut ve oyuncularının özverisiyle dar bir kadroyla aslına bakarsan çok büyük iş başardı. 15 gün içinde Trabzonspor'la da oynayacaklar. O maçta çok kritik. Şimdi Konyaspor Spor Trabzonspor maçında alabileceği bir galibiyet bir anda hayatlarını değiştirir. Yani sokaktaki yürüyüşleri değişir. Konyalı oyuncuların çünkü hayal kurmaya başlarlar. Trabzon maçı onlar için bir anda kader maçına dönüşebilir. Tabi oraya kadar maçların neticeleri de önemli ama hani oraya kadar da aynı puan farkıyla gidip sonra da Trabzonspor'u yenebilirsen mesela iş değişebilir, hikaye değişebilir. Konya yönetimi acaba planlarını ona göre mi yapıyor? Bu kadroyu derinleştirmeleri lazım. İyi bir 11-12-13 oyuncuları var ama daha fazlası çok fazla yok İlhan Palut'un Tabii ki saygı duymakta birlikte kadrosuna. Ama mesela Başakşehir'in derinliği asla Konya Spor'da yok. yok. Başakşehir bu puanda olsaydı Başakşehir'le ilgili çok daha farklı konuşuyor olurdum ben şimdi. Başakşehir şampiyonluğunun direkt adayı derdim. Başakşehir Konya Spor'un puanında olsaydı. Ama Konya Spor bu puanda tereddüt yaşıyorum. Harika oynuyorlar. Harika bir 11'leri, harika bir tek direktörleri var. Ama daha fazlası lazım. Kadrolarının biraz daha derin olması lazım gibi hissediyorum. Bir maçı ertelenmişti, söylediğimiz gibi Başakşehir Medipol Başakşehir karşılaşması Konyaspor'un İttifak Holding Konyaspor'un eksik. E, bu arada şey gazete giresun sporla karşılaşacak Konyaspor haftanın açılışında 24. haftanın açılışında son bir şekilde geri döndüğünü cezasını tamamlayıp geri döndüğünü çünkü oyunun çok önemli bir parçası Kukic e, geri döndüğünü bu karşılaşmada oynayabileceğini belirtelim. E, Adana 5 Ocak gazetesi kalecileri de bu arada sorunlu. Erten oynayacak 3. üçüncü kaleci bu maçta. Şekiç ve Eray yoklar. Tamam mıyız? tamam. O zaman Adana 5 Ocak gazetesi değerli izleyenler. Başlığımız Galak takımını kurdu. Fransa'da bugün yeni sayısı çıkacak olan So Food dergisi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancağı mercek altına aldı ve mavi lacivertlileri Real Madrid'le kıyasladı ve dergiden de bir e, sayfa paylaşmış. Murat Sancak'la Adana Demirspor bırakın Türkiye'yi dünya çapında gündem olmaya devam ediyor diyor. Adana 5 Ocak gazetesi İtalya'dan sonra şimdi de Fransa'da Başkan Murat Sancak ve Adana Demirspor mercek altına alındı. Fransa'da bugün yeni sayısı çıkacak olan So Food dergisi Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ı değerlendirdi ve İspanya'nın köklü kulübü Real Madrid'le kıyasladı. Gazeteci Julian Duez Sosyal medya paylaşımında Adana Demirspor'a gelişinden bu yana Murat Sancak Süper Lig bayrağını Türkiye'nin 5. şehrine geri getirdi ve içinde Stambuli, Belhanda, Balotelli'yi bulduğumuz bir Galaktürkos takımını kurdu. Onunla tanıştık ifadelerini kullanmış. Gerçekten öyle göreve geldiğinden bu yana 2 sezon değil mi Uğur Bey? 2 sezon üst üste playoff oynadılar. Playoff'a kaldılar. Birisi birisi 6. birisi 3.lükte galiba playoff'a kaldılar. Ancak olmadı. En son zaten birinci olarak Süper Lig'e çıktılar. Murat Sancan göreve gelmesiyle beraber. Hakikaten Ve sonra da Süper Lig'e çıkınca yüksek marka değeri olan ama yüksek marka değerini koruyamayıp biraz düşüş yaşamış isimli oyuncuları transfer ettikleri için sanırım Galaktürkos tabiri işte Vargas gibi, Balotelli gibi bu yarına son gibi değil mi? İtibarlarını geri aldıkları bir takım olduğu için. İtibarını geri almakta kolay iş değildir. Doğru. O düştüğünüz yerden tekrar çıkmak için iyi hissetmeniz. Balotelli milli takıma çağrıldı vesaire. Müthiş bir şey. Balotelli'nin tekrar milli takıma çağrılması. İyi hissetmeniz lazım. İyi bir ekosistem oluşması lazım orada. Nefes almanız lazım. Mutlu olmanız lazım. Ee, bunu hem Murat Sancak yönetimi hem de sonraki tek direktör tercihi Montella tercihiyle doğru bir strateji izlediler. Çünkü Elinizde böyle oyuncular varsa bir zamanlar yıldız statüsüne kavuşmuş. Karşılarında o yıldız statüsüyle empati kurabilecek bir tek direktör bulduklarında da iyi hissedebiliyorlar. Çünkü Montella sporcu olarak bir süper O da İtalya milli militekna çıkmıştı. O da e, özellikle Roma ile çok iyi hikaye yazdı. Roma ile Fiorentina ile. Dolayısıyla Montella da çok iyi bir tek direktör tercih oldu Adana Demir spor için. Ma maç önü ve maç sonu açıklamalarına dikkat ediyor musunuz Montella'nın? O kadar sakin ki, o kadar yapıcı ki. Doğru. Yani seyrederken dinlettiriyor kendisini. Ne diyecek saygılı. acaba diye. Bravo. Rakiplerine hep saygılı. Ne diyecek acaba? Nasıl değerlendirecek diye dinlettiriyor kendisini. Ne zaman gelmişti göreve? Üçüncü haftadan sonra. Ligin tabi Samet Aybaba ile başlandı. 2 Eylül yani milli maç arasıydı. Üçüncü hafta yani dördüncü hafta maçında Montella Hoca şeydeydi. Doğru. Görevliydi. 10 galibiyeti var ligde. 5 şey. beraberlik 5'te mağlubiyeti var. Muazzam Belki de bir... sezona başlayabilse. Çıkış. Sezona başlayabilse Montella. Sezon başı kampını yapabilse şu an dördüncü, üçüncü basamakta belki Konya ile yarışır durumda olabilirdi. Çünkü o üç haftada yedi puan kaybetmişler. Doğru. Abi. Söze başlarken özellikle altını çizdim. Süper Lig'e çıkmadan önce üst üste iki sezon playoff'ta gelemediler. E, kaybettiler. Hatta ikinci playoff, üçüncü olarak katıldıkları bir önceki sezon penaltılarla galiba. Karagümre'ye evet. değil mi? Kara Karagümre takımına. E, kaybetmişlerdi. Ondan sonraki sezon birinci olarak geldiler. Hakikaten 3 yıl üst üste ve bu yıl da üzerine koyarak gidiyorlar. İşlerin doğru yapıldığı Yani sadece e, Fransa'da derginin kapağına çıktığı için e, şey e, haber olduğu için değil. Zaten hep söylüyoruz burada. İşlerin doğru yapıldığı, Doğru adımların atıldığı ve iyi yönetildiği. Bunlardan net bir şekilde anlaşılıyor. Hem sportif başarı hem de işte böyle hem e, de kurumsal kurumsal olarak dünyada farklı ülkelerde haber olmuş. Şirketleşiler de bildiğim kadarıyla. ...Ada Demirspor bu sezon şirketleşti de. Doğru. Artık dernek statüsünde değil yani şirket statüsünde. O da... ...dünya futbolunun mecburi gittiği bir rota. Yani bunun başka... ...doğru söylüyorsunuz. Başka şeyleri de var. Sebepleri de var. Say, sayabiliriz. O mecburinin açılımını yapabiliriz ama vakit daraldı. Ee, i̇sterseniz bir, sonra, bir sonraki... ...Yeni Asır... ...gazetesine tamam. gidelim. Bıçak Sırtı Derbi. Göztepe ve Altay takımları... Derbide kendi kaderlerini çizecek demiş Berke Özbay. Yeni Asır gazetesinde haberinde son 4 maçını kazanarak çıkışa geçen Göz Göz, ateş ile ilişkisini kesmek istiyor. 16 maçları yüzü gülmeyen düşme hattındaki Altay ise maçı kazanıp zinciri kırmak istiyor. Altay'ın hücumdaki etkili oyuncusu Kapel geride kalan 23 maçta 2 gol attı 5 asist yaptı. Göztepe'nin yıldızı Halil Akbunar 19 maçta oynadı. Akbunar bu süreçte 2 kez fileleri havalandırdı. Atılan 2 golünde pasını verdi. Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro derbi maçların her zaman önemli olduğunu söyledi. El Maestro en fazla kazanmak istediğim maçlardan biridir dedi. Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta ise Göztepe'yi yeneceklerini iddia etti. Altay'da Mustafa Denizli ve Mert Nobre'nin ayrılıklarının ardından geçtiğimiz hafta sözleşme imzalanan teknik patron Serkan Özbalta takımın başında ilk sınavını İzmir derbisinde verecek. Yıllarca siyah beyazı formaya giyen 43 yaşındaki teknik direktör bu maçta bir ilki yaşayacak ve bu karşılaşma her iki takımın 75. karşılaşması olacak. Birinci ligin dikkat çekici hocalarından biriydi. Keçiören'le bir e, proje başardılar. Oradan Manisa'ya alt lige sanırım. Gidişi alt ligeydi. Yine başka bir proje için gitti. Orada da bir proje tesis etmeye çalıştılar. Manisa'yla beraber Serkan Özbalta. Hani yakından takip ettiğimiz sık sık e, zekasından, kabiliyetinden e, den vurulan değerli bir gençlik direktör. Süperlik şansı bulması Altay'la değerli. Bakalım Serkan Özbalta'nın performansını ben de merak ediyorum. Yani... Şimdi tabii mesela Ümraniye Spor'un Boğaziçi'li tek direktörü var Recep Hoca. Mesela merak ediyoruz yani muhakkak o da herhalde e, Süper Lig'e gelecektir bir gün diye tahmin ediyorum. Hani bu teknik adam değişimi döneminde, bu nesil değişim döneminde merak ettiğimiz hocalardan biriydi. Serkan Özbalta. E, onun da bu maçla beraber Süper Lig'e hoş geldin diyelim. Umarım etki bırakacaktır. Uğur Bey, e, e, Fraporta Antalya Spor maçı, Göztepe, Nestor el Maestro göreve geldiğinde eğer yanlış hatırlamıyorsam şöyle söyleyeyim. Vaktimiz var değil mi dostlar konuşuruz ama. Peki, bir buçuk dakikamız varmış. Nestor El Maestro göreve geldiğinde demiştiniz ki eğer yanlış hatırlamıyorsam sabır gösterilmeli. Antalya Spor maçı ile birlikte oyun anlamında değil, skor anlamında oynadıkları oyunun karşılığını almaya başladı. Göztepe 4 maç üst üste e, galip geliyorlar. İyi bir çıkış yakaladı. İyi yetenekler el verdiği ölçüde gayet iyi bir mücadeleci. nesr Maestro ne demişti? E, hayat kamyon park etmek için e, çok, kısa. çok kısa. O oyunun sonucunu Antalya Spor Maşı ile beraber almaya başladı. Ne değişti? Hiç konuşma fırsatınız oldu mu hocayla? Yok konuşma Bu fırsatım konuda. olmadı nesr Maestro ile. Ama evet yani... Oyunun karşını puan olarak alamıyorlardı. Özellikle ön tarafta büyük bir sıkıntısı vardı Göztepe'nin. Gole çevirmede. E, Golü çevirme konusunda biraz daha e, Göztepe'nin o sorunu çözdüğünü, yeni e, ofansif opsiyonlar bulduğunu gördük. Sistemi de son bir ayda. yani. Mesela üçlü savunmada sıkça ısrar etti. Evet, ama ısrar üçlü etti. savunmayla beraber bekleri çok fazla çıktığı için o beşli savunmaya dönüşmedi. Göztepe'de üçlü savunma kullandı Nestor Hoca ama bekleri o kadar ofansif katkı yaptı ki ön tarafta kalabalıklaşmayı başardı. Ya oyunu zaten keyif veriyordu Göztepe'nin. Bunu skora dönüştürmeleri mutluluk verici futbol adına. ne El Maestro ligin kazanımlarından biri. Soru sorulduğu zaman cevap veren hocalardan bir tanesi. Bunu evet. Bunun açıklamasını yapan hocalardan bir tanesi. Açıkçası hani merak ettim ne değişti. Kendisinin tespitini Antalya Spor ile beraber Sanırım buçuk. verimli, hücum verimli. Yakalaması, Pozisyon yakalaması. değerlendirme. Gerçekten onların eksi oydu. Herkes eksenin bu olduğunu iddia ediyor da. Süper Lig'de 2-3 takım var. Samimiyetle eksiği bu olan işte bir gösteri. Bir Giresun spor. Samimiyetle eksiği gole çevirme. Yoksa oyunları iyi. Yani eğer bu transferde döneminde mesela onu çözerse Giresun Spor'da ciddi bir çıkış yakalar. Daha sayfamız vardı ama süremizin sonuna geldik. Değerli izleyenler Uğur Bey çok teşekkürler. Ağzınıza evet. sağlık. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte tekrar birlikte olana dek. Hoşçakalın, mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.